Merhabalar herkese. Ekranlardayız. Selamlar Tuna abi, hoş geldin. Hello. Nasılsınız? Senin hoş geldin. Biz normalden biraz erken girdik çünkü heyecanlıyız artık. Böyle vakitte kaybetmeden Mephisto yollarını bir hemen arşınlamamız lazım. Arşınlamamız lazım. Çünkü şeyin de biraz bilincindeyiz. Mephisto'nun yolu biraz daha uzun. Evet. Diğer eklere göre. Ancak bugün bir artımız var. Aslında bir eksimiz var. Onu da söyleyelim. Arkadaşlar Eda bize katılamıyor çünkü önümüzdeki hafta bir Urfa seyahati var, bir de aile durumu söz konusu. Ondan dolayı hem hazırlık yapacak hem de iş çözecek bir yandan yanımda. Ondan dolayı katılamadı, ancak kaçış yok, Diablo'dan kurtuluşu yok. Özellikle Diablo 2'yi böyle ana oyunumuz şeklinde oynayacağımız gibi bir ortam oluşuyor yavaş yavaş. Özellikle Technical Alpha günlerinden sonra 17 saat yayın yaptım ben. Tuna abi de bir o kadar yayın yaptı. Hazır mevzusu açılmışken ben o zaman hazır muhabbeti başlatayım. Abi nasıl buldun Technical Alpha'yı? Yani bir kere sanki hala Diablo 2 oynuyorum dedim. Yani normalde şey olur ya, bir oyunun remastered'ı gelir. Ya işte şöyle değiştirmişler, şu olmuş falan. Ya Diablo 2'ydi yani. Hani tecrübe olarak bende hiçbir eksiklik hissiyatı vermedi. Oyuncu olarak yorumun. Oyuncu olarak da gerçekten çok büyük zevk aldım. Ve hani kendim de yayın yaparken direkt söylediğim şeyden bir tanesi şuydu. Yani ben böyle bir MMO oynamak istiyorum dedim ya. MMO? Evet. İzometrik perspektifte böyle. Böyle bir MMO olsun dedim ya. Bu oyun artık World of Sanctuary olsun dedim. Ona benzer bir şey Diablo 4'te geliyor şu anda. Tabi yani gene nispeten açık dünya hissiyatı falan vesairesi, yani o ayrı bir konu ama. Fields of Hatred'lar falan. Evet ama yani şey çok hoşuma gitti, çok beğendim. Özellikle böyle o eski Legacy'ye geçiş falan bilmem ne yani. Hani her yere gittim inceledim, orada yansıma var mı, burada şu var mı, buradan bunu yapmış mıyım. Ya. Ondan sonra öyle hepsi yani inanılmaz. 4 gelene kadar seriyi bitirecek miyiz? Şimdi ilk hedefimiz Diablo 2'yi bitirip 2 Resurrected'a hazırlık yapmak. Zaten hali hazırda Tuna abi 3'e devam ediyor. Dilerse 3'e de devam ederiz ki bu biraz da Diablo 2 Resurrected'ın çıkış zamanıyla alakalı olacak. Yani evet oradaki... yani o ne zaman gelirse tabii ki, ama planlarda var arkadaşlar. Yani sonuçta böyle Diablo 1 oynadık, 2 oynadık, 3 oynamayacak mıyız? Oynayacağız tabii ki. Bahse yani, arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi... direkt ben Tuna abinin arkaya yapıştım. Gidiyor. Ben böyle direkt gidiyorum. Dümdüz gidiyorum. Hiç bozmadan. Şeyi bilirsiniz. Act 3'te görev yok. Kimse size görev vermiyor. Çünkü burası değişik bir yer. Müsaade varsa ben de bahsedeyim. Tabii. Direkt yapıştır. Arkadaşlar Kural şehri vakti zamanında böyle bütün medeniyetin toplandığı bir bölge olan Tejan şehrinden alıyor. Şöyle, bütün dinler, büyücüler ve benzeri kuruluşlar diyelim ki olanlar şeye toplanıyor. Tejan denilen bir şehre toplanıyor. Bu şehir böyle bir gün geliyor ki bölgeye yayılıyor ve Kecistan adını alıyor. Daha sonra Kecistan adını aldıktan sonra da ülke çapında, hani ülke tarzı bir oluşum içerisine giriyor. Bu ülke oluşumlarına girdikten sonra da Kural büyücülerin ve din adamlarının daha çok nasıl söyleyeyim böyle mesken tuttuğu bir yer haline geliyor. Ondan dolayı da medeniyetin beşiği diyeceğimiz pozisyonda büyüyor. Tabii şimdi Mephisto ne alaka falan filan, onu da devam eden dakikalarda anlatacağız. İnşallah ufak ufak diyelim. Gökhan'cığım hoş geldin. Bu arada Ceyhan'dan selamlar. Selamlar abi. Ceyhan'dan sayılır. Hello Onur, hoş geldin. Valla yani şey çok enteresan, bir de böyle çok ihtişamlı bir şehrin böyle hani düşüşü var ya burada, yani yok oluyor oranlar. Evet. Biz bunun düşüşü biliyorsunuz Mephisto'yla oluyor zaten. Senin tasarım da oluyor. Ama orada mesela şey bir hikaye var. Diablo 2'nin ben biraz da böyle hani oyun akışı şey olarak baktığımda şeyi çok görüyorum. Bir saniye şu oyunun sesini bir tık daha kısıp senin sesini bir ayarlamam lazım. Hani bütün şeylerde aktların sonunda bir tane abi var ya da girişinde, kapısında bir yerinde. Evet. Ya aslında bu adamlar hep şeye dağılmışlar yani. Ortalığa dağılmışlar. Hani zaten bulunmak da istemiyorlar. Yani gizli ajandalarını devam ettirebilecekleri bir yapıda kalmışlar hep böyle. Ve hani hepsinin sığınacak bir yeri var ya, sığındıkları her bir yerde aslında çok kilit kapıları tutmuşlar. Yani bir tanesi işte şeyin düşmesi, yani
Leorin düşmesi, Kandros'un işte böyle gücünün zayıflaması, o kadar büyük krallık çıkıyor. Bir tanesi Lutgolin gibi bir ticaret kasabasını kontrol altına almış büyük işte. Evet. Mephisto burada şeyde ne derler, bütün o bilge kadim öğretilerin ortaya çıktığı böyle o kocaman yapının başında vesaire. Ve hani kademe kademe takip ettiğimiz bu karanlık yolculuğunda, mesela sonra işte yani dördüncü akta geldiğimizde de cennetle cehennem arasındaki işte Pandemonium Kalesi ve oradaki hani sıcak sıcak coğrafya, anladın mı? Sıcak sıcak savaşın olduğu yer. Böyle şey çok güzel yani, hikaye örgüsü ve akışı olarak da bence çok şey yapmışlar. Hikaye yani işte böyle... zaten çok enteresan bağlanıyor. Aslında şu an bulunduğumuz topraklar nasıl söyleyeyim, bu iblis lordlarının Sanctuary'deki hikayesinin başladığı yer oluyor. Yani biz bir nevi Diablo 2'de biraz tersten geriye yani gidiyoruz. Mesela şöyle anlatayım onu. Dark Exile denilen bir olay vardı. Bunu anlatmıştık. İşte Nephilim ırkının doğru yozlaştırılmadığını düşünen küçük iblis generalleri diyelim ona. Hani bunlar Duriel, işte Asmodan ve Belial, ki Asmodan ve Belial başı çekiyor bu ayaklanmada. Mephisto'yu ve diğer büyük iblis generalleri, yani böyle general diyorum ama çünkü şeyden söylüyorum, bir videolarda böyle kullanmıştım, daha rahat oluyor ayırması. Bir de bunlar 3 büyük kafa, 4 küçük kafadan oluşuyordu hatırlarsanız. Bu mevzuda da işte bu büyük kafaları işte küçük kafalar şeye gönderiyor. Madem diyor siz diyor bu kadar ilgileniyorsunuz bu Nephilim ırkıyla, biz sizi cehennemden meden ediyoruz. Siz cehennemi doğru düzgün yönetemiyorsunuz abiler. Öyle mi kardeş? Tamam, siz al diyor, çok sevdiğiniz Sanctuary'e gönderiyorlar. Tabi bunlar da diyor ki tamam, bizim canımıza minnet. Çünkü diyorlar ki yani şey, sonsuz savaşı, işte az önce Tuna abinin bahsettiği o sıcak savaşların döndüğü yerdeki büyük savaşı Nephilim ırkı çözümlendirecek. Çünkü çok güçlü. Biz bir şekilde bunlara yakın olmamız lazım. İyi oldu geldiğimiz şeklinde yaklaşıyor mevzuya. Tabii öyle işler planlandığı gibi gitmiyor. Tyrael olaydan haberdar oluyor. Tyrael da bu ara Günah Savaşı'nın sonunda Yüksek Melek Meclisi'nde şeye oy vermişti. Hatırlar mısınız bilmiyorum, bahsettik mi hiç. Bu ara şey aldık mı abi? Heh, Kalim Ice. Bu Kalim'e de geleceğim şimdi. Kalim Baba'ya geleceğiz. Kalim Baba. Aslında şey, tam Türkçesi Halim diyebilir miyiz abi? Halim. Evet. Halim. Değil mi? Halim. Yani bir de ben şimdi Deckard Cain'e geçeceğiz, böyle yapacak. Aaa, Kalimzade diyeceğim. Kalimzade böyle. Burası bu kadar zaten. Aldık şeyi. Burası bitti abi. Neyse dostlar, şeyi kovuyorlar işte, dediğim gibi geliyor buraya. Tyrael da diyor ki Yüksek Melek Meclisi'nin haberi olmadan şey yapmam lazım. Çünkü Günah Savaşı'nın sonunda Yüksek Melek Meclisi'nde özellikle Imperius şey diyordu. Yani bu insanlığı yok etmemiz lazım işte, belli yani. Bunlar başımıza iş açıyorlar. Biz bunları kontrol altında tutamayacağız. Okey. Seni mi kıracağım abi? Ben normalde böyle oynuyorum ama ayıp edin. Velhasıl Yüksek Melek Meclisi'nin haberi olmadan pıt geliyor dünyaya ve Horadrim'i kuruyor. Daha sonra Horadrim'de, bu ara Horadrim'de işte geçtiğimiz bölümde gördüğümüz Radamant, İşte Jared Kane falan gibi isimler var. İşte Tal Rasha, Zoltun Kul. Bu abiler bütün... Dur ne oldu? Ha, bir ufak lag'e girdik galiba. Bir adım geri attık, evet. Bir de şey bozdu evet. Burada. Velhasıl Horadrim'i kuruyor ve üçlünün peşine düşüyor. Üçlü önce buraya doğru kaçıyor. Burada Mephisto'yu kıstırıyorlar. Yani Baal çoktan kaçmış oluyor şeye. Neyse Mephisto ama yani şimdi bu şu gördüğünüz yerler, şu gezdiğimiz yerler aslında medeniyet. Normalde buralarda medeniyetler var. Yani biz tapınağa girmeden önce büyük böyle ev kalıntıları falan göreceğiz. Büyücüler zamanından kalma. Bayağı burayı yok etmiş durumda. Aynen, yıkarak geçiyor ve ruhunun ağırlığı o kadar yüksek ki, çünkü en büyük iblis biliyorsunuz. Yani üç kardeşin en büyüğü bu şey, Mephisto. Büyük abi. Efendim abi? Büyük abi. Aynen. Bu Zoltun Kul'le yaptırdığı şey, Tyrael, Soulstone'unu buraya gömmek zorunda kalıyorlar. Daha sonra Travinkel şeyinde, bölgesinde üzerine bir yeni kas şey yapıyorlar, tapınak yapıyorlar. Üstüne de şeyleri koyuyor Tyrael. Zakarum müritlerini koyuyor. Yani bunları korusun diye, ama işte nefret çok büyük bir olgu arkadaşlar. Yani evet. Bu Diablo 1'de de var, 2'de de var.
Yani her bir işte bu İblis Lord'u en azından Utku'yla aynı dili konuşmak adına aynı terminoloji seçeyim. Hepsi aslında yani bir tanesi biliyorsunuz Diablo terörü işte Mephisto nefreti ve şeyde bağlı destruction yıkımı gibi ve hakikaten bu şekilde ilerliyorlar. Yani insanların işte Mephisto'nun birbirlerinden nefret ettirmesi işte hani yani üstüne içeriden böl fethet. İşte Diablo'nun korku salması durmadan terör yani hep kendinle yüzleşiyorsun durmadan. Yani içindeki en büyük kötülük sen kendinle kapışmaya başladığın andır ya hani aynen. Normal biraz işin felsefi boyutuna da baktığın zaman. Zaten o öyle mantıkla Diablo'nun terörü reflekt edilebiliyor abi. Aslında. Ya, yani büyüsel, çok, çok, çok iradesel güzel. Bir güç olduğu oradan geliyor. Yani böyle işte yakıp yıkmıyor Diablo aslında. Dediğin gibi. Evet. İşte o yani hem bir güce elde etmek istiyorsun, bu gücü içinde hissediyorsun ama bu güce sahip oldukça kendini de kaybetmeye başlıyorsun. Bizim işte şeyin hikayesi gibi işte yani bu Leoric'in büyük oğlanın hikayesi gibi. Yani hem kontrol altında tutabileceğini zannediyor ama içini kemiren böyle bir hisle kontrol edemediği ve o yolculuğa girdiği garip bir noktaya giriyor ya. Aynen. Yani o işte ruh ağırlıkları Tuna abinin dediği gibi çok şey. Yani böyle şey gibi düşünün. Normal bir yer çekimi gibi düşünün. İşte hani bu nasıl söyleyeyim işte bilim kurgu filmlerinde olur ya işte birden yer çekimi artar işte o gezegende yürüyemez hale gelirsin falan. Yani öyle bir ağırlık çöküyor üstünüze. Ondan dolayı buraya gömmek zorunda kalıyorlar. Çok çok güzel hikaye. Gerçekten. Velhasıl üstüne de Tyriel geliyor Zakorum Kilisesi'ni kuruyor. Tabi o zamanlar Zakorum çok güçlü bir din. Yani Horadrim de büyütmek istemiyor. Hani çünkü Horadrim'in amacı yayılmak ve öğreti yaymak falan değil. Evet amaç şeyleri durdurmak. Kalim var ya şu anda topladığımız Kalim. Kalim de bu kilisenin lideri pozisyonuna geliyor. Gerçi az önce Kanduras bölgesi falan dedi. Hikaye çok da dallı budaklı dediği gibi Tuna abinin çok böyle nasıl söyleyeyim. Yani birbiri içine örülü yani adeta. Evet, ya, o yüzden zaten çok eğlenceli. Yani böyle şey bambaşka bir macera yaşatıyor gerçekten. Bu Arachnid Lair'e giriyor muyuz? Boş galiba. Burayla çok işimiz yoktu diye hatırlıyorum ya. Bir şey tavrına dönelim abi. Hızlıca şu Deckard abiye Kalim'in gözünü bir göstereyim ben. Kalimzai. Evet, Kalim'i. Bir de Jade figürün de düştü bu arada. Bu iyi oldu. Düşmedi. Quest gelmiştir ama. Ha geldi. Hı. O daha başlık ilk önümüz elit grupta indi o ya. Bayağı iyi yani. Sen yapıyorsun görevi galiba. Ha aynen orada arka tarafta evet. Şey yapıyorum aynen şey yapıyorum. Quest log'dan bak yazıyordu hangi parça nerede diye. Şu üstümüzdeki başımızdakileri de satalım gelmişken. Ne şimdi Alkor'a verir. Alkor bize bir şeyler verecekti galiba şimdi. Skin mi verecekti, stat mı verecekti, bir şey verecekti. Hop, potion verdi. Verdi mi sana çantana potion? Yok, gelmedi. Ya da vermiştir bilmem. Mana potion mu büyük? Yok, 20 hit points potion vermiş olması gerekiyor. Senin çantanda Jade figürün yok mu? Yok. Onu nerede düşürdük biz? Konuş bakayım, verecek mi? Alcor'da reward'a verecek büyük ihtimalle. Aldım, aynen. Ha tamam, süper. Harika. 20 hit point, 20 hit point abi. Bana life verdi. İşte tertemiz. Hit point, hit point'tir. İçiyorum, içtim. Vallahi içtim. İç yapıştır yani. Diablo Resurrected hakkında vallahi çok güzel yorumlar yaptı. Dedi işte hiç değişmemiş oyun. Eski oyun oynuyormuşum tarzında. Evet hiç yani ben müthiş bir tecrübeydi benim için. Gerçekten yani sağ olsunlar. Yani katılabilmiş olmak da çok değerliydi. Seçilmiş olmak da güzeldi şeye. Erken erişimine. Ve hani oyunun, ben zaten bu grafiklerle oynamaya çok alışıyorum. Hiç rahatsız da etmiyor beni. Ama hiç yabancılık çekmedim ya. Bence çok önemli bir his oradaki. Ya ama bir de şey var böyle şu an yanlış anlamayın. Tabii ki ben bu oyunu çok uzun yıllarca bu şekilde oynadım. Eyvallah. Ama yani inanın geri dönesimiz yok ya. Şu an Natalya'nın yanındayım. Bilerek gösteriyorum. Biraz gözünüz aşina olsun. Birazdan adından bahsederiz. Natalya. Hatta Diablo 3'e de set itemları vardır. Natalya'nın seti. Ben niye Demon Hunter'ların. Bir yerde tıkandım kaldım. Ben çok yanlış yoldan yürüyorum şu an. Heyecan yaptım. Şimdi Freyr Jungle'da Gipbin'i bulacağız. Aynen Gipbin var. Ondan sonra zaten oradaki şey Flare
neredeydi bunun şeyi ya? Kalemin gözü. Brain. Ha, o da Flayer Jungle'ı zaten. Tertemiz. Blade yani, of Old Religion diye geçiyor. Ona da geleceğiz. Ben şeyi nerede kalmıştım? Anlatıyordum. Ha, şey Kanduras dedi ya. Bu Kanduras'ı şekillendiren karakter Rakkis. Belki Diablo 3'te adını çok duymuşsunuzdur. İşte Rakkis'in şövalyeleri, Rakkis'in şusu busu falan filan. Kanduras krallığını kuran o. Hatta Leoric onun ardıllarından. Hani o öldükten sonra derebeylik hükmünü ilan eden krallardan bir tanesi Leoric'te. Zaten Rakkis Crossing falan da var ya şeyde Diablo 3'te. Aynen öyle abi. Rakkis çok yok, büyük kocam. Bir karakter. Hatta şey işte dinin baskısını yani Zakorum dininin baskısını kurabilmek için bütün dünyaya hani tabiri caizse eziyet diyelim ama yani o dönemde şey gibi düşünün bu hani dinlerin böyle işgal ederek yayılışı vardır ya savaşarak. O şekilde tabii. Bir yayılım gösteriyor. Rakkis bayağı uzak yerlere gidiyor. Yani önce batıya gidiyor sonra doğuya gidiyor. Doğuda da ölüyor en son. Velhasıl Rakkis'ten sonra burada kalan hani Kejistan bölgesinde kalan işte şu an bulunduğumuz yer Kurast oluyor. Kurast'ın başındaki Zakorum'un başına da Kalim geçiyor. Kalim'in böyle parçalarını buluyor olmamızın sebebi bu Act 3'te Mephisto Kalim'i yozlaştıramıyor. Her ne yaptıysa da onun iradesini yenemiyor yani bir türlü. Biz o yüzden şöyle hızlıca bir... Selüven teşekkür ederiz desteğin için. Kediler destek. Destek. Biz hayvanlar harcıyoruz da abi. Kedi var alır mısınız arkadaşlar? Kedim var. Evet ya yine sahiplendirilecek bir kedimiz var. Fabrikadan çıkardık getirdik. Taze mi? Yeni mi çıktı fabrikadan? Aynen abi. Ama böyle görmen lazım şeydi ya böyle yağ pas pis içinde falandı böyle. Oo canım. Ya işte artık bahçeli ev koşulu koydum kendime. İki kediden fazlası için. Tamam aşkım yarın gidip bahçeli ev alıyorum. Hepsi gelsin takılsın böyle yüzlerce orada. Kesenize bereket çok teşekkür ederiz. Destekleriniz çok önemli vallahi. Bu zaten şey irade noktası da şeyde çok keyifli. Bu kalemin gözünü, beynini, kalbini, yüreğini topluyorsun ve bunu bir silahta birleşiyorsun. Bu silahla da kalemin iradesi oluyor ya. O şekilde yaklaşabiliyorsun Mephisto'ya işte. Evet yani çünkü o saklandığı yere kırabilmen için çok kuvvetli bir şekilde girmen lazım. Yoksa öbür türlü şeye inemiyorsun yani Mephisto'nun şeyini, Mephisto'nun da ağırlığını kıramıyorsun başka evet. Türlü. Ya orada bir de şey diye bir karakter var. Sankekur diye bir karakter var. Mesela şu an Mephisto'nun gördüğümüz bedeni kendi bedeni değil aslında. Sankekur. Ya ben onu bilmiyorum. Onun hikayesini bilmiyorum bunun. Şöyle abi bu burada yakalanıyor Mephisto. Ruh taşına hapsediliyor. Tamam eyvallah ama ruh taşı kapalı bir yerde korunuyor. Ruh taşının kendi bir beden formu yok çünkü. Bir bedene girmesi lazım bunun. Önce Lazarus'u kandırıyor. O Lazarus da zaten yani Zakorum'un içine girmeye başlıyor. Lazarus'un ama planları farklı yani. Lazarus için Lazarus gelecek. Şeyi kandıracak. Adını sen söyle. Leori'yi kandıracak. Geriye kalan bir tane daha böyle sağlam müridi var. O da Sankekur. Yani Sankekur'un olayı da şu. O Soulstone'u Mephisto'ya dönüşeceğini bile bile içine alıyor. Aynı hikaye aslında bir noktada. Hep bir iradeyle koruyabileceklerini zannedip yani o hani kendi nefelemliklerinin farkında değiller ve aslında hani ben bunu başarırımcılığın evet. Arkasında hep ama o meleklerden ve şeytanlara gelen ortak gücü hep kaptırmışız aslında yani. Sankekur'un olayı şey ama abi Sankekur Mephisto'ya dönüşmek için alıyor onu. Hani Mephisto'yu serbest bırakma niyetinde. Yani tamam. Aiden biraz ama... daha şey zapt ederim ben dünyayı korurum. Düşüncesindeydi. İşte yemiyor. Hani o çalışmıyormuş. Yemiyor ayrı. O şu anda işte onu takip ediyoruz Aiden'ı burada. Bizden buraya geldiğimizde aslında bu karakterler şu oynadığımız karakterler hiçbir şeyden haberi yok. Biz sadece Aiden'ı takip eden maceracılarız. Yine böyle kendi potansiyelini ortaya çıkartan bir Nephilim ekibini oynuyoruz aslında. Sevgili Nephilim. Dear Nephilim. Bela olacak. Dur bakalım. Yani o özellikle yani Reaper of Souls şey diye bitti. Tyrael'ın son sözleri işte Nephilim'ler bizim kurtuluşumuz mu olacak yoksa sonumuz mu olacak?
Aa, Uğur çok geçmiş olsun ya. Korona olmuş adam. Nereden biliyorsun? Geçmiş olsun ya Geçmiş arkadaşım. olsun abi. Selamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Abi ben biraz daldım hikayeye çünkü Ekt 3 biraz karışık. Ne yaptığımızı da bilmiyor pozisyonda olmayalım diye. Ya en azından nereye gittiğimizi biliyorum. Onda sıkıntı yok. Travinkal. Nereye gittiğimi biliyorum ama nasıl gideceğini bulamadığınız zaman Akt 3'ün kuralı şudur arkadaşlar. Bir istikameti seçin Yürüyün. ve orayı sonuna kadar yürüyün. Yani biz sol taraftan gidip böyle hani hiç durmadık. Sağları hiç açmadık farkındaysanız. Çünkü öbür türlü bulabileceğiniz bir yer değil. Ve bunun sonu sizi böyle gitmek istediğiniz bir sonraki waypoint'e getirir. Çünkü buradaki alanlar çok büyük. Maalesef. Buralar bir de Böyle şey diye küçük. geçiyor. Onun da dip bilgisini vereyim. Ne jungle diye geçiyordu ya. Aa, unuttum bak. Keşke haritasını açsaydım. Geçen bölüm söyledim haritasını açayım diye, bak unuttum. Neyse, Umbaru klanı diye bir klan yaşıyor burada normalde. Bu Umbermenler de onlar zaten büyük ihtimalle Ha, dönüşmüş Nazibo var şekilde. ya, Heroes of the Storm'daki. Hı, Eda, onun sen şeyi. seversin Nazibo'yu. O Evet. işte Umbaru klan. Buralı yani, şu an oynadığımız ormanlık alanda. Bir de vakti zamanında ilk büyücüler bu şeyleri, ruhları çağırıyorlar. Bu arada ruh sandıkları şey de aslında cehennemden iblisler geliyor. Bu Umbaru kulağının içine sokuyorlar. Ruh bedenlerinin içine sokuyorlar. Onlar da şeye dönüşüyor. Kazra şeyi var ya abi, keçi. Yarı keçi yarı insan. Ha, Ona kazılar. dönüşüyorlar abi. Goat menler, Goat tribe. Bu şey değil mi? Böyle çok büyük kötülük ettiniz, insan formunuzu kaybettiniz öğretisi. Daha ziyade onlar çünkü biraz şey abi, istemediler yani onu, o halka zorlandı o. Hatta bu Hala Gabart var ya, işte. Gabart o yüzden diyor hani işte zarar vermek istemiyorum lütfen yapma falan modu da oradan geliyor. Ya demek istediğim şey yani hani işte doğru yolun öğretisini kullanmadılar ve işte bilmem ne kavmine Evet tabii, dönüştüler falan diyor. önemli olan orada çünkü Vizcun'a inandılar yani, onlar güvendiler şeyde Tabii. en başta. Ha, aman buraya girme Tuna. Fear yedirebiliyor muyum? Yediriyorum. Aradaki bunların abilerini aldım aradan. Ben mesela şeyde bu Resurrected'da şeyi oynadım. Sorcerer oynadım. Çok eğlendim ya. Charm aldım. Charm yapıştır abi. Şu çift ele geçsem mi diye düşünüyorum ama. Nasıl build düşünüyorsun barbardan? Ne yapmayı düşünüyorsun? Ya açıkçası Resurrected'da şeyi önerdiler bana. Arkadaşlar sağ olsunlar, onları yapmıştım. Bu Combant serisinden silahları kasıp işte Mace'le baltayı kastım. Oradan hiç Warcry vermeden şeye yürüdüm. Double Swing'e yürüdüm. Onu yapabilirim diye düşünüyorum. O bayağı etkiliydi çünkü. Olur. Ya da bilmiyorum, şu anda Whirlwind'e doğru zaten açmışım bayağı bir skill. Şu Ya an işte bir tek level problem ya biraz erken hani az levelda olmamızın problemi var sadece. O yüzden ben hala Master'ları vereyim diye düşünüyorum. Combat Master'lar üzmez, en nihayetinde silahı kullanacağız. Ya tabii. Ben de işte mesela kolda biliyorsun burada şey yaptım. Şeyde Lightning oynadım. Diablo 2 Resurrected'da. Lightning üf, bızır bızır cızır cızır cayır cayır böyle cır 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 atıyordum valla elektrikleri Ya böyle. bir de grafikleri o kadar güzel olmuş ki yani, ben de Lightning'in şeyini, tadını sevdim. Mesela o Ne? şeyi denedim. Adını sen söyle. Fire'ı falan açtım işte şeyleri. Adını Hidraları. Ama bilmiyorum, Lightning kadar böyle güzel gelmedi gözüme. Şey bile daha iyiydi belki de, o Frozen Orb. Ya onlar daha bir de çok erken abi. Yani bütün o görsellerin hepsinin elin üzerinden geçilinecek bir şeyler olacak. Flamed Emerald vardı. Şu anda karakterleri kasmaktan ziyade bir an evvel Act arşınlıyoruz. Hikayeyi tazeleyip daha sonra karakterleri Resurrected'a hazırlama moduna gireceğiz. Evet ya amaç şey zaten arkadaşlar. Hani hem hikayeyi bir yandan anlatarak bitirelim hem güzel sohbet muhabbet olsun yayında. Bir diğer konuda buradaki karakterlerimiz Diablo 2 Resurrected gelince direkt transfer edebileceğiz. Ve ondan sonrası hikaye orada. Ona hazırlık. Bu karakterleri böyle magic find'larını, item'larını, ıvır zıvırlarını kasıp
Resurrected'la birlikte hemen girip yüksek ladder seviyelerini kovalamaca. Yani bir 99-100 yapalım ya. 99 yapalım yani. Bir de şimdi multiplayer açmadılar. Ben mesela Diablo 2'de multiplayer'da ladder'ı bayağı bir değiştireceklerini düşünüyorum. Benim öyle bir öngörüm var. Ladder değil de bu Diablo 3 sezon tarzı bir şey bekliyorum ben. Evet, evet, aynen tam o kafalar yani. Hani böyle bence çok güzel olacak. Şeyde zaten yani bu şey Quality of Life update'leri var ya, arka tarafta koymuş. Karakterler arası staj koymuş, bilmem ne koymuş. Yukarıda mesela iki tane slot var. Belli yani her sezonun sonuna kadar yaparsan sana ekstra slot verecek. Bilmem ne yapacak. Karakterini daha çok kasabileceksin. Yani baya güzel satış ya. Güzel taktik. Şeyi göremedim ben ne yazık ki. O belki sadece alfa da olmayan bir durumdur. Bu yazdım gerçi de. Büyük ihtimal para stage ortak değil. O feature zaten koymadık diyor ya. Öbür stage atamıyorsun. O olsaymış güzel olurmuş aslında. Çünkü Diablo 3'te evet gold bir hiçbir şey. Yani gold'un hiçbir önemi yok. Burada işte burada şey diyordu Resurrected'ın Tink Alpha'da. Bu feature daha implement edilmedi yazıyordu. Tamam o zaman. Yani şey gelecek, o var var. Orada sıkıntı yok. Her türlü orada. Ondan sonra şey yani koymamalı böyle bir şey imkan yok yani. Her şey düşünmüş olduğunu düşünmeyecekler. Şimdi bak bakar mısın şu Great March? Hakikaten great bu arada yani. Hani yürüyoruz yürüyoruz bitmiyor namussuz ya. En azından waypoint'ini bulduk. Bende böyle bir waypoint hastalığı var çünkü abi Diablo 2'de. Yok öyle arada bir tane boş kaldı mı karakter kasamıyorum resmen. Böyle saçma sapan bir noktaya götürüyor beni. Kılıcım kırıldı. Yani bir şey yaparız. Tamam yaparız şimdi. Yok yok şey. Kırmızı yani, olmadıysa problem sarı, yok. Sarı sarı. Düzgün de bir kılıç bulamadım, bu biraz şey. Ya ben onlara hiç girmiyorum sen topluyorsun diye. Kılıç kalkan ekibi. Yo bir şey sarı marı görürsen yapıştır abi. Yani en azından bu sana yarar da atarsın. Yani. Aa aslında benim galiba 43 Amazon'da bayağı güzel şeyler var. Ama hani şimdi gidip çizlemek istemiyorum. Hani geleyim sana oradan da. İki kılıçta bulduk be ya. Yolculuk yapmak istemiyorum yani. Ha yok canım. Bu oyunu zorluyla oynuyorum. Şey bu arada sen Player 8'de Duryal'ı yendim deyince lanet gitsin. Ben de tabii ki öyle çemen challenge'ı kabul ettim orada ve aynı şeyi yapmaya kalktım. Aa. Yani böyle 20 kere falan döndüm town'a. Evet ben de çok zorlandım ama yaptım ben de yani en son dedim ki. Yapılması gerekiyordu. Had to be done. Tabii abi oynuyoruz o kadar bir şeyini yapalım yani. Artistini yapmak lazım. Abi bak kocaman beni Red Marsh bitti. Sağ olsun izleyicimiz gaza getirdi. Sarp diye bir arkadaş. Ya işte Player 8'de ne bileyim falan. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi artık Player Dungeon'a giriyor olmamız lazım baksana. Yani Great March'ı daha önce şey yaptık. Bitti. Bunun iki tane yol var. Bir tanesi bu ara yol. Şimdi buranın en başına dönüp komple soldan sağdan gitmek istiyorum da. Ben de kaybolmadan peşinden geliyorum şimdi. Şunu içeyim ben. Ya çünkü ha, gerçekten Spider Force'da geri döndük abi. Yukarıdan mı gitseydik acaba? Yok şu aradan gireceğim. Şuradan bir yerden bağlanıyor çünkü burası. Ya şey map açı... Ooo Maiden Spear. Ne bu? Dur bakayım. Hop. Spear. Amazon Omni. What the? Şeye veremiyor muyuz yancıya? Amazon Omni yazıyor. Abi bu ne ya? Ya gerçi artı bir... Güzel ben bunu saklayayım kenarda. Bunu okuturuz bir... Bu şeye Eda'ya veririz bunu. Bayağı keyifli. Kullanırsa Spear, Javazon yaparız belki o tarz bir şey yaparız. Eda bir dönem çok böyle kendi başına oyun oynuyordu. Şu son dönemlerde çok yapmıyor onu. Eskiden çok yapardı.
Aslında kendi oynasa çok kolay kavrar da. Tabii, yani orada zaten fiyana de şey yapıyorsun. Bütün hikaye o. 20 atak rating. Vallahi ben bunu takarım. Amulet geldi de. Aa, süper. Bizim buradan bir yerden artık şeyin geçişinin gelmesi lazım. Flare Jungle'ın. Ya kaçırdığımız bir yer olmasın diye şey yapıyorum da. Sen yanındaki adama böyle armor, zırhmış bir şeyler verdin değil mi? Veriyorsun. Valla bir mavisi var, bir tane sarı tridenti var. Birazcık kritik Ben çok o harbi. güçsüzüm ya. Ama o weapon ya, bir tane weapon düştüğü an düşüyor. Ha, Travinkle'da falan buldum. düşer. Yes. Bak yani ne kadar geri dönmemiz gerektiğini farkında mısın abi? Lan? EO'yu var mı evi? Gerçi fearladım. Oh, rünler. Ne düştü ne? Rünler. Almışsın hepsini. Ben hiç biliyorsun kaçırmam. Şunlar çok Ne vuruyor, çok kalabalık. vurmasa. Ya benim bir de Nova burada hiçbir işe yaramıyor Nova'ya vermediğim için. Aslında Chain Lightning olsun şu an burada. Cayır cayır. Bir de minion varmış abi. Nova şey ama ya, low level'da bayağı etkili aslında. Ya şey açısından güzel oluyor. Ya, massive slow hepsine. Ya senin işini kolaylaştırıyor sadece. Hop. Ben böyle kendi ki o bon wand. İyi. Valla ben Güzel mavi güzel. falan takacağım ya. Ya biraz üzerimize böyle şey alabilsek, Magic Find falan bilmem neyimiz olsa aslında o da bayağı bir rahat ettirecek bizi ama. Ay şöyle bir. Kanka kahve mi içeyim? Tuna abi süper ilerliyor ya. Ne? Kahveni iç diye bir şey yapıyor böyle, göz kırpıyor, dedim Tuna abi süper ilerliyor. Ha ben şey ya hani gerçekten işkence bu akt. Yani hani Yo yo abi, çok iyi biliyorum ya. Hatta şey dedim ya işte, EO'yu yok mu diye bir. ya slow'u verdik işte artık olduğu kadar. Ben yumruk atıyorum şu an. Ne oldu? Kırıldı mı elindeki? Evet. Neyse yanımızdaki abiler şey değiller. Bu kadar kötü değiller. Bu ne her yerden. Neyse gelsin elit güzel böyle elit gruplar. Ya gelsin de bir şey düşürsün bari. Peki bir şey yapalım. Valla silah alsam mı ya acaba, şu an bilemedim yani. Elimdeki silah çok kırılgan. Gel bir tane alayım. Bakalım abi belki güzel bir Şu şeyler bulursun. aşağıdaydı Ya. şey, tamir. Dırıt. Gerçekten büyük zevk ya. Üf, 2K gitti ya. Artı bir poison and bone skills. Yok, silah yok, ha dur. Hit causes monsters to flee %50 şansla. What? Artı bir terror necromancer. Bayağı iyi bir Abi durum necromancer ultisi 20 ya. da. Yok mu one handed? Bunların çoğu da siz, damage'leri kötü, özellikleri kötü. Sen minimum nasıl damage'ler arıyorsun? Yani ondan yüksek. O bayağı da azmış gerçekten ya. Elimdeki 6. Öyle Çok düşün abi. çok düşük. O yerden demin işte Tamportal'ın olduğu yerden Longsword var onları mesela bir açıp bak. Hangi Master'e gidiyorsun? O tarafta hiç takip edemedim seni ama. Şu anda dağınık. Yani Sword ve Mace var da. Zaten Strength'im yetmiyor Two Hand'ler için. Strength versene abi o zaman. Biraz rahatlat şeyi.
Gelince her level attı. Vitality abandım tanklıyorum diye. Vitality yalnız. Yani şey, strength'in biliyorsun abi, kullanacağın silah kadar vereceksin. Senin strength lazım sana barbar. Vuracak kıracak. Abi vallahi bende bile 54 strength var ya, bakma mı yani sorcerer olduğuma. Silah düşecek ya, bekleyeceğim. Yani böyle giyemediğim bir zırh falan olmasın diye böyle, hatta bunu bile strength'e vereceğim bu round. Ben hep yanlış yerlere geliyorum, niye böyle bir şey yapıyorum? Şimdi Kuras limanları. Ben bunu niye atmıyorum? Glacial Spike kullanıyor muyduk ya Frostbuild'da acaba? Hatırlamıyorum. Yoksa Blizzard için mi verecektik? Yani Blizzard'ı bekliyoruz aslında. Blizzard'da 24'te gelecek. 2 level kaldı. 2 level sonra kafalar rahatlıyor. Geçiyorum. Geç abi. Bak ya, şurada bir tane longsword var mesela, bunlara baksana. Mavi mavi. Baktım ona, baya kötü abi bu ya. Yo, bunu açmamışsın. Bir dakika. Ha yok, 2 sattım ben onu. Nerede o? +8 point. 3-19. Yok ha. 10 diyordun. 3-19 yetmiyor mu? Kurtarmıyor mu? Hayır, elindeki 6'ya 22, hani minimum şeyi olur. Ha okey. İşte 10'a 30 gibi bir şey olsun bari. Bunu gerekirse döner döner tamir ettiririm. Sarı silah yani. Sadece durability'si düşük. O ne ya? Fire'dan çok yiyorum. Bunların da yani gerçekten fire attılar mı, fire atıyorlar ya. Tamam, bu Glacial Spike tamam, güzel 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 freeze'liyorum ya. Chat'te bir şey dönüyor değil mi şu anda? Covid tavsiyeleri. Vallahi dikkatli olun arkadaşlar, şakası yok. Eda sen bana Spider ne vermiştin? Tamam. Buradan yukarı abi, burası tekrar Spider Force'a iniyor çünkü. Mesela bak şey de yapabilirsin ha. Chat'te olan arkadaşlar şu an gerçi tek de. Runeword de yapabiliriz erken weaponlardan. O da bizi bayağı kurtarabilir. Ne vardı? Steel vardı. Stealth var. O zırh. Yok, yani steel, o ayrı bir konu. Çelik. Ha onu hatırlayayım. Ya şimdi bakmak lazım ya. Chat'te ilgili arkadaşlar varsa. Runeword'lerde barbarlar için kullanabilecek weapon. 2-3 soketli. Benim hatırladığım bir steel var işte. Yani yapabiliyorsak direkt yapıştıralım. Bir şey diyeceğim, şu soldan bir gideceğim abi önce. Dur, benim Instagram'da vardı ya, ben onu şeyde yapmıştım. Adını sen söyle. Resurrected'da yapmıştım. Ne lan? Bir yandan damları telefona bakıp... Freeze'leyip duruyorum. Yok aşkım, sen telefondan kafanı kaldırma ama. Tamam diyor bir de. Tirel abi. Evet. Tir ve el mi? Evet. Yapalım abi sana bir tir elden. Abi Meraman yattarı oldu. Slayer Dungeon'ı gerçekten şunlar yıldırıyor ya. Ya bir de işte milliyi sen çok kötü tek tek vuruyorsun böyle. Sen gene vuruyorsun abi EO'yu. İşte bir şeyler yapıyoruz arada. Cızırdatıyoruz ortada da. Dur, burası çıkması korkmuş. Okey. Sağdaki yoldan gideceğiz. O bizi... Ha dur. Aslında şu buranın da altındakinden gidelim abi. Gel. Ha burada yol var. Bir deneyeyim mi? Var var. Burası da işte bu Gidvin galiba burada da. O ben da Old Blade of Old Religion diye geçiyor ya abi, o da Scots Sim diye geçen bir dinin şeyi.
Biliyor musun? Duydun mu bilmiyorum ama. Yok, ben çok detayını bilmiyorum o git bir hikayesini. O da işte bu Zakarum, şu bu falan dinleri çıkmadan önce ortaya çıkmış bir din. Belki de hani böyle nadir şeyleri var, böyle takipçileri var. Ormus onlardan bir tanesi. Ha. İşte o dinin müritleri güya bu fetişlere dönüşüyor. Biraz fazla küçülmüşler yalnız böyle. Şey işte cezalandırıyor diğer büyücüler. Büyücüler bayağı nefret ediyor. Yani büyücüler dindarlardan, dindarlar da büyücülerden böyle karşılıklı bir nefret durum var. Orası bir yere çıkmadı diye Evet, gördüm. çünkü çıkmadı çıkmadı aynen. Ben başka bir şeye baktım orada. Şurası da kapalı. Öyle yukarıdan gideceğiz. Flair. Utgo Mesih ile mantarlı ay evet. Evet, bir an için okudum Uğur. Teşekkür ederim. Şey şu an Covid yaramış sana. Covid yaramış. Espri yeteneğini kaybetmemişsin. Ben de Covid'i güzel atlattım ya, valla. Vallahi geçmiş olsun arkadaşlar hepinize. Bir gün kapattım ben, değil mi? Eda kendimi. Beyin kapandı benim, değil mi? Bir gün gittim ya. Psikolojik yükü abi bunun. Yok yok, böyle yoktum yani, öyle yatağa düştüm ben zaten. Hiç uyanmadım yani, hiç yoktum. O bayağı geçmiş olsun. Ben sanki böyle ilk o dönemi hatırlıyorum senin, böyle telefon trafiğini hatırlıyorum. Abi ben yayında öğrendim. Evet, biliyorum, hatırlıyorum işte böyle şeyden Evet. aradılar ettiler falan filan, hepsini hatırlıyorum yani, Gayet böyle üzüldüm iyi sana. başladım. İşte ertesi gün falan da yayını açtım böyle. Mutlu böyle şey takılıyoruz. İşte abi iyiyiz ya, bize bir şey olmaz falan, bize koymaz böyle şeyler falan dedik. Sonra bir koydu. Aman ya, çok fena, dikkat edin. Herkes dikkat etsin. Stamina potion düşerse bakayım ben şuralarda. Ya da yavaş gideriz biraz ya. Yo, biraz gold topladım, kendime geldim. Bir de benim elemanı öldüğü için şimdi defensive aura'yı, bir aura'mız eksik. Ay. Şöyle vereyim. Illet jungle ya. Resmen illet jungle ya. Mouse bozar ya bu oyun. Mete geldi. Mete yayında mıydın sen? 4 izleyiciyle geldin. Ha. Aa, ben hiç görmedim. Çok özür dilerim ya. Tebrik ederim. Aldım mamış. Tebrik ederim. Bu arada övünelim biraz. Şey ya, benim mod ya şimdi moderatör ya, şey yapayım, övüneyim. Dünyaca ünlü bir PvP oyuncusunu canlı yayında doğradı Meteciğim. Vaaz. Oo. Vaaz. Hani ismini çok şey yapmayayım da. Vay 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 vay. Vaaz diyeyim, adını siz anlayın. Böyle şey, bir doğrama mı oldu? Hani yakışıklı bir doğrama mı oldu? Arenada ya, resmi maç. Yani öyle şey değil işte, open world'da falan yakaladım. İşte hani herhangi bir bahane sunulabilecek bir yerde değil. Normal arenada 3v3 girdiler. Paşa paşa dayağını yedi abimiz. Tertemiz abi. Yapıştır. Helal. Ha, girdiğini bulduk ya. Holley be. Nerede? Bu ara şu Açtım. kazandaki pişen insanlar. Ne yapsın abi? Fetişlerde artık. Madem insanlıktan nasibini alamamışlar. Başlamışlar şeye. Sormak lazım, en Yam lezzetli yamlar. yerimiz neresi diye. Kanibalizm. Böyle acayip acayip. İnsanlar birbirlerini yiyorlar. Gerçek hayatta da herkes birbirini yiyor zaten. Sadece etini yemiyor olabiliriz ama. Gibdin'in ben şeyini açtım. Bunlar nereden geliyordu bu herif? Ha, gelmiş minyonlar burada. Lan öleceğim. Lan! Gel gel gel. Brrr.
Bir fear vereyim de onları bir korkutayım. Heh, geldi. Gibdini aldık. Let's go. Vallahi tebrik ederim birader. Bu arada yani... Ben aldım. Zaten bir tane düşüyor bazen bu tuşlar. Quest tamamlamak için. O değil de bak. Map öyle bir generate olmuş ki Flare Dungeon da burada. Maul almama gerek yok ya. Köye mi döndük? Hı-hı. Flare Dungeon da burada. Hop Magic Ring vardı. Seni Ormus sandım abi. Ya ben Ormus gibi adamım zaten. Şu jewel'ları falan satıyorum ya Fire Resist. Aha. Ateş. Bu ring nereden geldi? İşte Ormus verdi. Aa. Dur bakayım. Maxim. Ama az tatlı mı gelmiş sana? 1-1-1 geldi abi. Bayağı saçmaymış o ya. Bana şey verdi. Raven Turn diye 50 atak rating. 15 mana. Fire Resist 22. Üzerine Poison Length 25 düşürmüş. Bir de 6 Magic Better Chance of Getting Magic Items. Neyse elimdekinden daha iyi olduğu için takacağım seve seve. Yayınlar kral, estağfurullah. Estağfurullah, öyle bir şeyimiz yok. Hoş geldin. Tamirim de olayım, biliyorsun silahım çabuk kırılıyor. Şey Diablo 2 Resurrect'te şey çok hoşuma gitti ya. Yerden altın alma şeyi. Aa, çok iyiydi o. Sırf onun için bile yani şey yapılır oyuna hani. Öyle güzel efekt yapmışlar. 10 point basarım yani. Ha şimdi senin bu şeyi yapman için ne gerekiyordu silahı? Az önce söyledim ya. Evet evet. Etit, taralit, tir... Tirel. Tir ve el mi gerekiyor? Evet abi. Tirel steel veriyor. Ben bir o zaman şey bakayım. İki soket silah bakayım. Tir ve el. İkisi de var abi. Tamam. Bakayım iki soket silah var mı? Aynen iki soket. Tertemiz hemen yapalım. Biraz rahatlatalım abi. Sağ elindeki baltanın keskinliğini arttıralım. Sağ elimde balta, sol elimde balta. Şansıma yok abi öyle bir şey. Bakalım bakalım. Bir de neye koyabiliyorduk onu? Yani XM'ye... Herhangi bir one-handed weapon olabiliyor diye hatırlıyorum. Çünkü bazılarında şey oluyor ya işte X only, işte bilmem ne only. Ben mesela Resurrected'da Mace yapmışım. Ama öyle bir onlilik durum var mı bilmiyorum. Çok giremiyorum ama hak eden kanala gitsin Prime. Teşekkür ederim abi, kesene bereket. O Tun abinin şeyi ayağını sürüyerek geldi. Ne o? Eda şey yapıyor da böyle o akıyor bu akşam maşallah diye. Ya tabii tabii. Arkadaşlar yapıştırın Prime'ları. Bana ilaç verdiler abi. Favikovir verdiler. Yapıştırın Prime'ları. Abi silah yok. Ne yapacağız? Bulacağız abi. Aklımızda olacak. İki soketli. Two-handed. Two-handed mı? One-handed yapmayacağız mı? Ben two-handed daha iyi değil mi? Zaten iki tane two-handed taşıyabiliyor olman lazım senin. Ha mesela bak bu da güzel bir opsiyon. Faraya da gidebiliriz. Dur bakayım. Hop hop. Ben para. Çok strength abanmadığım için two-handed silah taşıyabilir miyim onu bilmiyorum. Aha balta buldum ha. Ona 18. 2 soket. Sen neredesin? Dur yukarı gidiyorum. 3 soket de var istiyorsan. 5'e 13. Ama şey bilmiyorum. Runeword bilmiyorum ona ben. Sen tamam. Biliyorsan ben varım. Yok bir şey hemen takalım. Valla sağ olun arkadaşlar. Faraya gidin diyen ağzınızı seveyim. Teşekkür ederiz. Aldın mı silahı? Aldım aldım. Hı? Neydi? Tir, talel miydi? Önce tir. Önce tir. Talel tir. Sonra bir de el mi? Evet abi. Hop. Of be. Of be. Hazır mısın? Alayım. Ver 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 ver. Oo board axe. Board axe tertemiz. Dur şimdi o zaman şunu takayım şuraya. Şununla şuna takayım. Hani diğer opsiyonda şey dursun. Bunları da çantaya atayım. Sat gitsin bunları ya. Uğraşma istiyorsan. Şunu satayım da şu silah dursun ne olur ne olmaz. Zaten çantam bomboş.
Lansing hakikaten bomboşmuş. Benim kabus gibi ortalık. Valla şimdi kızma ama. İyi topluyorsun yerden. Ha tabii o da var. Hayır hiç affetmem. Hiç gözün yaşa bakmam. Hiç taviz vermem bu konuda. Gördün mü cırk basarım. Ting sesi duydun mu basarım. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Rica ederim. Ne demek? Valla Kso. Bir Kso sen vardın. Bir de Repentless vardı. O nerede acaba? Diablo 2 Resurrected şeyinde hiç yalnız bırakmadınız beni maşallah. Tuna abi sen de Tyr artı Ralyas skiller coşsun. Kime? Hangi Tyr? Tyr'imiz yok başka. Ral var. Tamam düşürürüz şimdi. Ha varmış Tyr Ral. Neye takıyorum onu? Şeye mi? Cüceye mi? Neye takıyorduk onu ya? Ömer? Çok tirral bir adam olacağım ya. Süper. Şey, hakikaten niye takıyoruz onu? Bu kadar hatırlamıyorum ki. Bekliyorum ben cevabı, hemen... bekliyorum yayın gecikmesi falan. Olur. Şey, 2 saniye ben hemen bir su ve bir hızlı bir tuvalet yapıp 2 dakikaya geliyorum. O sırada. Staff. 2 soketli staff. Okey dur gidemedim. 2 soketli staff'ı kimden bulurum ben? Böyle benim öbür elim bomboş geziyormuş bakıdan staff alabilirim. Ben dungeon'a döneyim mi yavaş yavaş? Yo dur geldim ya 2 dakika ben gidip geleceğim zaten. Ha ben elemanı falan kaldım. Sandım. Ormus'taymış. Bu arada. Ormus'ta 2 soketli staff görürsen bir bak abi. Ben şu bizim elemanı da kaldıracağım çünkü. Bir de çok hızlı bir... Strictasin. Okey güzel. Yok. Kan bana çıkacak mı? Oh. You now speak to Ormus. Şeyde var mıdır? Ektik'te ben ona da gideyim 2 dakika hızlıca. Yoksa çok da dert değil ya. Okey. Ben de hemen geliyorum. 2 dakikaya tamam. Buradayım abi. Dragnan. Welcome back. 3 soket buldum. Ama bize 2 soket mi lazım? Aha buldum. Bu olur değil mi? Ömer. Aha bu da. Bende o kadar para mı yok? Aba. Yıkıldığım an ya. Ne yapayım abi? Tuna abi yokken arkasından konuşayım da abi bütün parayı topluyor ya. Fıçı 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 yere ne düşerse topluyor. Ben valla Resurrected'da ne yapacağım ya? Birlikte oynayalım desek. Aç kaldım resmen. Ya adam daha yere düşmeden alıyor. Üç soketli var. Aa 2 soketli var. Bu olur mu? Alıyorum bak. 3 2 1 rahat. Vallahi aldım artık. Oruçluyken ofis 365 crackledim orucum bozulur mu? Hayır. Hak yemiş olur muyum? Evet. Geldim.
Abi yerde staff'ın. Staff yerde mi? Aynen. Short staff. Ne veriyormuş bu? Ice Bolt, Fire Bolt. Okey, kabul. Neydi buna? Tirral. Abi Act 2'de de bir tane vardı da gıybetini yaptım biraz. Parasızlıktan alamadım. Nasıl, harbiden mi? Ha, ama aynısı zaten. Yani o da 1'e 5. Tirral dedi mi yukarıda, dur bakayım. Tirral. Tir. Bu da Ral. Oh. Hocam delikanlı adamı oruç bozar mı? Artı 3'te Warmth veriyormuş. Bayağı iyi ya. 4 Defense. Cold Resist falan verdi. Manyaklık bu ya. Şu an böyle Duryal'la bir daha dövüşsek herhalde kafasını yüzünü kırarım ya. Tamam, geçebiliriz abi. Ha, ben gidiyorum önce. Bu soru güzelmiş bak. Arkadaşlar hızlandırılmış Ramazan turunu alabiliriz. Sahura kadar buradayız falan böyle. Dediler böyle yayın, uyuyakaldı ekranda falan. Ay dur, ben burada yaşamam. Ne yapayım, bana mı kurutuyorlar? Bunlar bir de ölünce mana veriyor ya, çok güzel ya. Default lootları var resmen ya. Mana emdikleri için. Mephisto'ya kadar valla şey yani. Devirse gideceğiz. Biraz zor ama burada. Şimdi burada Act 3 böyle biraz uzun geliyor gibi oluyor. Daha sonra 3 görev birden bitiyor falan. İşte kalemin her şeyini toplayınca. Hocam feleğin sillesini yemek orucu bozar mı? Dost kazığı da bozuyor bu arada, haberiniz olsun. O ne alaka diyor? Aa, bir dakika, yemin ederim başardım. İlk defa Tuna abiden silah kaptım. Evet vallahi gözümün önünde böyle parmaklarımın ucundan kaçtı. Ay ay. Arada gittik başka şeylerle kaptık bastık. Hocam bizim ufaklık pek yaramaz da araba acaba orucu bozar mı? Bir şey soracağım. Şeye mi başladın? Yeni iş dalın şey mi abi? Ice Door Lux'a huzura doğru diye. buzlu huzur almaya geldik. Balala 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 geliyor bunlar ya, inanılmaz. Aklını başkasına akıl vermek mi? Huzur Blizzard'da. Valla Blizzard Zord, Jeff Kaplan da gitti. Valla bakalım yani, yapacak bir şey yok. İnsanlar geliyor gidiyor. Ya ben o anlamda çok şey yapmam aslında. Şirketlerde bu tarz dinamiklikler normal de. Yani şey düşün, şu anda kimse Apple kullanmıyor mu ya da iPhone kullanmıyor mu? Yani kullanıyorsun. Öyle bir kişiye çok bağlı kalmıyor. Neticede tam adam teknoloji üretti ama bu şey devam yani, eder diye düşünüyorum. Öyle çok üzülmez diye düşünüyorum yani. Ya isimler önemli de şimdi buradaki şeyi de unutmamak lazım. Yani bu abilerin hiçbiri şey değiller. Söyleyeyim. Hani boş adamlar değiller. Ve hani yerine gelecek olan insanlar da boş insanlar olmuyor. Yani o yüzden çok panik etmemek lazım ya. Ben de aynı fikirdeyim ya. Yani neticede şey gittiğinde de aynı şeyleri söyledik. Madsen. Evet tabii canım. Şimdi ona Kickstarter'lar. Chris Madsen Kickstarter'a evet, girdi. Evet. Daha geçen Eda ile muhabbetini yaptık. Dedim Tuna abi özenmiş. Koca adam. Ya böyle zaten şey tweet attım ya adama, yani dedim. Hepimizi inspire ettim. Teşekkürler ve hani Kickstarter'da aynı stage'i paylaşıyor olmak da bir gurur yani. Chris Madsen de Kickstarter yapıyor arkadaşlar. Yani aklın yolu bir demek ki. Arkadaşlar Eda şu an şeyini bitirdi, alışverişini bitirdi. Yolculuk hazırlığı yapıyor. Bir de ailesi gelecek, ona ön yapıyor. Ayarlamalarını yapıyor falan. Şimdi izinler falan ayarlanacak. Akraba hoş aramaları ya falan, böyle siz çok bir seversiniz. Şey, bir şey diyeceğim, burada Flare Dungeon 2'de şey olması lazım, waypoint olması lazım galiba ya. Ben nereye gidiyor? Urfa'ya. Bir şey istiyor musun Ayşegül? Nereye gidiyor diyor da. Urfa'ya. Arabayla mı gideceksiniz? Bir şey diyeceğim. Kapanmadan gidebilecek misiniz? Bir de öyle bir abi, soru var. Abi özel izin olduğu için bizim de. Hiç problem olmuyor.
Abi bak SGK'lı böyle özel sektör amalesi olunca her türlü izni ayarlıyorlar. Bak valide olmayan izinler bende var. Sokağa çıkarım, halay çekerim, volta atarım. Hiç kimse karışamaz bana şu an. Sen de mi halayistlerdensin? Tabii. Bizim şeyde Kadıköy'de vapurdan indiğinde böyle evin önünden gelirken şey var. Ne onun adı? Böyle iki tane topluluk var. Bir halayistler, onların karşı tarafında da horonistler var. Neverending halay. Böyle ikisi de bagajları açmış kartalların önünde böyle yüzlerce kişi öyle oynuyorlar. Özel için Eda ablanın kökeni Urfa mı? Malatya daha da beter. Malatyalı. Aa bir şey diyeceğim. Ben bir şey istiyorum aslında ya. Eğer fırsatınız olursa süper acı pul biber istiyorum. Sen çok şey yapmana gerek yok. Isot da onlar anlar. Isot değil ama. Aradığım şey gerçekten acı pul biber arıyorum. Tamam. Ama isot değil, isot acı pul biber değil. Isot başka komplike bir baharat sirkülasyonu. Farklı mekanikleri var onun. Isot'un mekanikleri farklı. Acı değil. Bana sen gerçek acı lazım. Bana böyle şey hani yüreğin varsa ye diyebileceğiniz acıdan lazım. O kadar seviyorum acıyı çünkü. Yani bu katta bir şey yokmuş tahmin ettiğim üzere. Yukarıda olabilir mi? Yukarıda gitmediğimiz yer var ama. Okey, gidelim şey alt kata inelim artık ya. Gitmediğimiz yer dedin. Şunun içi zaten boş burası. Ben var diye hatırlıyorum ya, belki üçüncü katta vardır yani bilmiyorum. Öyle aklımda kalmış ya da... Bilemedim. Ben normal Flare Jungle'ın kendi waypoint'i vardır, onu daha bulmadık. Ben indim alt katı bu arada. Geliyorum, şey para bırakmışsın da sağ ol. Bak, para var ya dolu. Ya oyunda zaten ya 3-5 tane silah var, sadece onları toplaman yeterli para kazanmak için. Şu 24 oğlum, şu Blizzard açılsın, herkesin kafasına ben fışır fışır basacağım. Double swingle shield takamıyor muyum? Hayır, o iki elle de kılıç alman gerekiyor sanırım. Biri one-handed, biri two-handed olur mu? Onun iyi olması lazım. Ama ya da two-handed'ları takabilmek için ayrı bir şey var mıydı hatırlamıyorum onun. Bu arada ben üzerime bayağı Magic Find taktım. Bayağı dedim de bu arada %10 yani. Fakir fukara şeyindeyim. Böyle belki magic bir item düşer be abi. Vallahi. Abi ben neyden demeciyorum? Tükürüyor çünkü hala bir tanesi. Vızır vızır. İt ol it ya. Fıtır fıtır fıtır. Ulan tüf 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 tüf. Yemiyor. Dur bakayım. Onu buradan almak gerekmiyor muydu ya? Ya olmadı bir şey yaparız ya. Build bakarız. Şey bir rework ederiz build'ı. Ben bu arada yukarıdan gidiyorum ya. Deniyordum. Urfa'dan lahmacun getirilir. Abi gelmez öyle şeyler ya. Poşete sarılı şeyler gelir de. Yolu nereden oranın? Bayağı yukarıdan bir yerden dönüyorsun. Sağdan. Işığa gel. Tam bana doğru gel abi şimdi. Yukarıdan. Yok yok, geri dön. Tekrar geri dön. En sona kadar git o koridorun. Tamam abi. Şuradan şöyle gideyim. Bundan sonrası direkt gelirsin. Buradan kalemin brain'ini bulacağız. Gel abi. Yes. Bizim yanımızdaki elemanlar yattar oldu bu arada. Fark ettim.
fazla sürmediler yani varlıkları. Evet, şu anda Gerçekten. fena ısırıyor Eda, biliyor musun? Bu hayvan niye böyle ya? Abi küçük bir tane kedimiz var. Terörist ya bildiğin. Yapacak bir şey yok. Gel abi buradan. Aşağı Şuradan bir tarafı yol var. kaldı artık. Aşağı kaldı aşağı. Oralara gittim ben. Evde mi hala? Ya cumartesi hava bozuyor diye. Bir de arkadaşlar kapıyı öğrendi. Kapıyı öğrenmek nedir ya? Ya biz apartmanda oturuyoruz ya, üçüncü kata kadar çıktı. Bizim hangi kapı olduğunu bildi. Dışarı bırakmıştık, geri geldi. Niye ısırıyor? Çocuk dişleri kaşınıyor. Yavaş ulan. Witch Doctor Endigo. Oo, aldı. Ne geldi? Alamamış. Alamadım. Rezalet. Nasıl kaçırdınız bunu? Ha, kalemin kafası. Oh bak, Great Sword'un geldi. Elimdeki daha iyi galiba. Dikkat et buradaki poison'lar abi. Burası tatsız bir lokasyon. Üzerindeki armor ne abi? 3'e 20. Dur bir Arm. dakika. Vallahi elimdeki şey daha iyi ya şu an. Ha, sword'lar one handed olabiliyormuş. İki tane tuvalet sonra alabiliyorsunuz o zaman yine. 11.35. Üzerimde bir tane set parçası var. Sadece defense'i 15 ve 50 requirements drop'u var. Şu işine yarar mı diye şey yapacaktım da. Büyük ihtimalle. Gerçi bana da bayağı yarıyor da senin katanın şey de bana yarayabilir. Gerçi ben bunu galiba ben giyeceğim ya. Buyur abi o zaman. Çünkü bende şöyle dümdüz bir şey vardı. Yok yok. Ben şunu deneyeceğim de strength'im yetiyor mu? Yetiyor. Taş Crystal Sword ne ki abi? Onu niye istiyorsun? Crystal Sword. Ha, bak iki kere de aldı işte fıstık gibi. Yok, çalışmıyor şu an ama. Tamam, okey. Önemli değil ya, böyle sallarım. Crystal Sword'unda ne var ki? Onu niye tutuyorsun? Şey lazım olur bir yerde, shield falan lazım olur hani. Defansif. Ha, bilmiyorum ya. Şimdi buradan biz yukarı nasıl çıkacağız ya? Abi şuradan hemen. Oralara yukarıdan buradan gidiş var abi. Ne kadar karışık bir yer be. Yok. Hayır, town'a teleport olup bir önceki waypoint nerede onu bulmaya çalışıyorum da. Hatırlamaya çalışıyorum. Biz Flayer Jungle'ın waypoint'ini açmadık çünkü. Dex'im yetmiyor. Ben STR'e de abanmadım ki. Bundan sonra STR'e abanacağım. Hatta abanıyorum. STR'm de epey düşük çünkü. Tabii abi. Önemli. Ya işte Barbar'ın olayı bütün şeylerden yani minimum requirement'lara bakıp abi her bir akta gittiğinde weapon'ların minimum requirement'larına bakacaksın. Ona göre o statları önce verip sonra vitality'ye. Ya bunu işte beraber oynuyoruz. Önünde adam olsun işte. Daya ben yiyeyim sen vur diye aldım. Barbar çok böyle oynadığım bir şey değil. Kasarken de büyük ihtimal şeye dönerim ben. Sorcerer'a dönerim. Okey. Çünkü asıl damage dealer'ımız, Amazon'umuz yanımızda yok tabi. Ben CC av adamları posa stun. Ay. Aa. Ne oldu be? Isırıyor. Bunun waypoint'i buralarda mıydı? Yok, burada biz portal açmıştık. Aynen. O yüzden şeyden buradan çıktım. Kaybolmayalım diye. Çünkü şuradan direkt şeye Grand Bazar'a doğru gireceğiz. Bende de şey var abi, böyle temizleyerek gitme hastalığı.
Böylelikle level'ımı almış oluyorum falan. Öyle bir mantığım var Diablo 2'de. Tabii tabii, yani o ayrı bir konu. Ama şey... ya aktif o konuda birazcık işkence olduğu için hiç bulaşmıyorum ya. Burada... Ooo sen var ya, Eda sen var ya, kral kral. Aşkım kahve dedim, bir bak kafamı çevirdim, kahve hazır bile. Nefis. Temizleme hastalığı takıntı değil mi? Feci. Şeyi temizliyorsun. Yürüdüğün yolu. Mecbursun abi. Ay, çok fazlasınız ama ya. Ay donun. Oh be. Nereden üfledin be onu ya? Yakında değildin ki abicim. Portal açayım bir saniye. Abi süper olur. Kalemin... Gel abi. Gidelim bizimkileri uyandıralım mı? Evet lazım abi, böyle olmayacak bu iş. Ben geçiyorum portaldan tekrar. Heh, ben de geleyim. Kim uyandırıyordu? Burada şey... Aşire. Aşire. Bu arada Aşire hakkında da bilgi vereyim. Çok sevdiğim karakterlerden. Neden? Bu Diablo 3'te Caldium diye bir şehir var dostlar, hatırlar mısınız? Bilmiyorum. Orada Iron Wolves denen bir ırk var. Böyle saray muhafızları gibi şey. Normalde onların lideri ama isyan ediyor. Hani bu siz yanlış yapıyorsunuz arkadaş, bak koruduğunuz Hakan kendinde değil, bir şey var falan filan. Aa bak burada da diyor zaten. Iron Wolves'u yönetiyorum falan diyor. Sonra buraya çekiliyor. Burada da şeye geliyor. Normalde senin gibi Nephilim olarak falan geliyor yani. Temiz. Güzel 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 karakter. Artort oradan, oradan. Kral çıplaktan ziyade zor çünkü yani kut inancı gibi bir inanç var onlarda. Ha yani krallık böyle şey, kolay bir olay değil yani, böyle Tanrı tarafından falan geliyor yani. Yani onun false olduğunu söylemek de yürek istiyor tabi. 5 tumana. 5 tumana yüzük düştü. Yok güzel güzel, benim şu an özellikle her şey mümkün. Mümkün, fırlatma mümkün mertebe. Fırlatma şey istiyor musun? Throwing Axe gerçi Ethereal'mış ama artık. Cold şeyi... Tat ve skill'leri şey yapmaya çalışıyorum da bir yandan. Ice Blast Freeze diyor. Ama Eda, birazcık yardımını rica edebilir miyim? Paramparça etti ayaklarımı. Ben geçtim oradan. Vallahi bağdaş kurdum artık ya. Abi bildiğin terörist ya. İyi çok tatlıdır ama ya, eminim yani. Baksana bizim elemanlar gelince nasıl hızlanıyor hikaye. Onlar şey ya, böyle direkt hedefe fıçıt fıçıt diye sokuyor. Keşke benim de karakterim o kadar etkili olsa. Fıçıtı fıçıtı. Buraya geliyorsun abi, şöyle hop bunu bir donduruyorsun. Sonra bizim elemanlar gerisini hallediyor. Elit var.
sanırım. Yok. Yanlış görmüşüm. Ne ya? Bu arada az kaldı. Blizzard açılmak üzere abi. Blizzard açılınca ben bunların tepelerine böyle fışır 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 ekşiyeceğim. Ego. Ay yıldım hadi yavrucuğum ya şu flayerlar. Ay ay şuradan gidelim artık. Ne Flayer Dungeon'ın waypoint'i için de dönmek istemiyorum ya. Direkt şey geçeriz, Grand Bazaar'a geçeriz de. Şimdi görevde zaten bir o kaldı değil mi? Evet. Oraya gireceğiz, şeyi bulacağız. Alt mekanı bulacağız. Böyle ricacısı oluyorum ya mobların. Abi ölür müsün? Çok çok fazlalar ya. Bitmiyor namussuzlar bir de yani. Bütün burayı convert etmiş olamazsın. Ah waypoint be. Ay. Çok mutlu oldum şu an. Aha et düştü. Bu ne? Swamp pit. Burayla işimiz yok. Tamam burası şey boş blok abi. Şu sağ taraftan yukarı devam edelim. Neyse waypoint açıldı çok mutluyum. Şimdi lower crust'a aşağı crust'a gidiyoruz şimdi. Böyle şeyi göreceksiniz tabii ilk defa gelen varsa genelde. Ne oldu? Ha, sen düştün. Oyun da gitti değil mi? Ha, ben oyundayım ama aynı şeyden bağlanabilirsin. Bir dakika ben oyunu bulamadım. Şifre neydi? Attım abi party invite. Aynı anlamadım. Portal'da açıyorum. İlla party diyor tamam. Heh, geldim. Haydi Crust. Haydi Crust haydi. Vallahi 20 sene oynamaktan korkuyorum. Ben şöyle diyorum çok büyük mü konuşuyorum bilmiyorum da. Ben yanındayım abi. Tamam biliyorum. Ha. Benim internet kopunca, yani internet diyorum oyun kopunca nete bir şey oldu şu an sandım öyle sen durunca. Tabii bizim sabit duruyormuşum değil mi orada? Hayır. Çaktırmıyormuş. Bozuk. Haydi Crust aşağı Crust. Aha bunlar elit. Hop. Şeyi söylüyordum ben. Bayağı WoW'da retail hızına yetişemiyoruz diye şey yapıyorduk çünkü grind çok böyle Allah ölüyorum. Artık nasıl söyleyeyim? Tabiri caizse tabii ben kimseye şey yapayım da şimdi hedef hissetmesin. Şey hani evde oturan adam moduna sokuyor çünkü oyun. Çok fazla kasman gerekiyor. Itemization çok sıkıntılıydı. Klasiğe geçeriz diye düşünmüştük. Ufak ufak işte Red of the Lich King hazırlıkları falan yaparız dedik. Şimdi Edraktus senin dediğin gibi büyük ihtimal ben de ondan şey düşünceye kapılıyorum şu anda. Büyük ihtimal ana oyunum Diablo 2 Resurrected olur. Çok uzunca bir süre Diablo 2, daha sonrasında da Diablo 4 falan oynarım gibi geliyor bana. O yüzden de klasik değil de işte retail'de raid'i normalde yap, bırak, bir iki dungeon sık, bırak falan moduna girer, kalır abi diye. Abi işte progress ya, yani illa endgame oynaman gerekmiyor. Bence retail'ı biraz daha böyle hani agresif PvP üzerinde oynamak, yani arena üzerinde oynamak bence çok daha eğlenceli şu an ya. Eda yok mu? Eda Urfa'ya gidiyor Sarp. Ona hazırlık yapıyor ya.
Keystone Master'ı şey expansion sonunda yapacağım. Çünkü ben BFA'da da expansion sonunda yapmıştım onu. Hani sizle birlikte dayanabilirim diye düşündüm. Yanlış düşünmüşüm. Çünkü hani dediğim gibi öğrenci adama yetişmek biraz yaşlanmışız be abi. Ya abi normal yani şimdi senin günde 8 saat ekstra mesain var. Arkadaşın günde 8 saat ders çalışması yerine geliyor. World of Warcraft'ta oynuyor. Ondan sonra da bir de hesap soruyor genç arkadaşlar, ben bilmez miyim? Abi yapacağım dedin yapmadın. Sen de bizi kandırıyorsun abi. Söz veriyorsun tutmuyorsun abi. Öğrenci adama kolay. Şey ama yani o achievement yapılacak. Sadece zaten binek konusunda da şeymiş. Renk tonları farklıymış. Yani bana bir tanesi yeter. Waypoint burada abi. Yani bir tane bana binek yapalım. Tamam. Çünkü beni WoW'dan tanıyan arkadaşlar şeyi de bilirler. Ben Invincible manyağıyım. Arthas'ın bineği. Yani onu aldım. Doydum. Aa süper. Invincible'ı aldıysan bravo abi. Yani aldım, Eda almıştı. Kudururdum yoksa Eda alıp da ben alamasaydım. Tabi. Kan çıkar. Bir de 3. denemesinde düşürdü. Ben 2008'den beri deniyorum. Of. Çok ya. O böyle şey, senin birikmiş bütün şansını almış orada. Valla. Bir de şeydi, ben o sırada raid'deyim. Yanımda bana yol soruyor falan. Buradan nereden gideceğim falan şimdi burada diye aldım. Ben de bana diyorsun diye şey yapıyorum. Abi burada, şimdi burada tıplakların içine gireceğiz falan diyecekti. Burası, mesela şu an şeyi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şehir oluşumunu. İşte az önce bahsettiğimiz o şehrin. Burası sadece pazarı. Demin aşağı kurasladık. Biraz yandan böyle yanından geçtik. Tır tır geçtik ama. Şimdi onun pazar kısmına geliyoruz. Sonra bir de onun upper cross var. Biraz daha böyle yüksek sosyetenin yaşadığı yer. Zakorum sosyetesinin yaşadığı yer orası. Şeyler var orada. İşte böyle büyük tapınaklar. Tapınakların içerisinde. Anam. Eyvah. Elit. Help. Bu arada bir yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz bence bir saate falan şeye geliyoruz ha. Onu diyorum geliyoruz. Ya. Ekti 3'te o Kalim'in eşyaları. Bir tek şey. Ondan sonrası böyle şey gibi gelecek de. Mephisto... Şimdi tapınaklardan birini bulacağız, deneyeceğiz işte mesela. Disused Fane. Geliyor musun buradaki dungeon'a? Geliyorum abi. Mephisto şeye benzemez yani. Duru'yla benzemez. Ay. Cızırdatır. Nerede ya şeyin? Burada kenardan geçeceğim. Ortadan girişleri. Bir saniye abi. Ben takıntılık yaptım biraz. Şu sextonu kesmem lazım. Dışarıda seni sürpriz bekliyor. Şu Allah. Geri merdiveni tıkladım. Anam geldiler yine bu Night Lord'lar. Ha bir de boss. Neymiş bu? Sarp. Sarp sana diyor, istiyorsan çıkabilirsin. Demiş bile veremiyoruz ya adamı. Neyse bizim elemanlar fıtırdatıyor bu adamı. Of, hayvan gibi life leech'i var ya. Ne çıkacağım ya? Stil yaptık ama ben baltadan büyük ihtimalle şu an X-Master'ı kasacağım birazcık. Bu arada hani baltaya yoğunlaşacaksan geriye dönüp Aktivir'de bir restart atıp tekrar şey yapabilirsin istiyorsan. Yok gerek yok ya. Dediğim gibi abi bu Nightmare'i de alalım şeyini atıyorum. Yani Resurrected için konuşuyorum. O resetlemesini. Hı-hı. Daha sonra bakarız komple. İki tane olur elimizde hazır. Belki oynarım yani. Evet tabii canım. Neden olmasın. Baba keyif ya. Şimdi Resurrected'da yani grafikler çok geliştiği için beni en çok tatmin eden Sorcerer olmuştu ya. Ben yani, Amazon'da oynayacaktım da pazar günü tekrar giremedim ya aradan. Pazar günü ben abi, saldım artık.
İki minyon olur mu ya, iki tane arka arkaya aynı minyon grubu? Ayıp be. Herkes Necro oynuyor Twitch'te. Kırdılar mı oyunu bilmiyorum. Şöyle yani Resurrected'da Necro yoktu. Resurrected'da daha Necro'lar çıktı değil. Yani şu an burada Necro oynasak da bir şey değişmeyecek. Necro eski Necro yani. Bir de ben Diablo 3'te çok Necro kastım. Barbar'ın sebebi şey işte şu Eda da vardı, 3 kişiydik. Bediran, Nazlıcan, bir de ben. Evet abi. He? Dikkat et abi, yatma da. Şey, elektrik ya, evet. Adını sen söyle, tanklarım diye şey yaptım. Ben spike yedim. Sonra ila hepimiz yedik. Golemler daha kaslı duruyor, üçgen vücut. Ha, bilmiyorum. Oo bak, bu senin işine gelebilir abi. Bunu al. Ne ya? Lightning charm'ı var bir tane. Bütün charm'ları aldım ben. Fire damage var. O çok iyi oldu. Lightning bayağı damage, bir de 4 strength, vallahi maşallah. Sana düşmüş her şeyin. Abi biz de topluyoruz be abi. İşte şey demiyoruz yani, böyle şey yaramaz demiyoruz. Az önce işte diyorum ya, dünya rekoru kırarak senden bir throwing şey aldım. X, o kadar. Stamina mutamina ne var ne yok, eritiyorlar ya. Buradaki sewer'larda işimiz yoktu, onu hatırlıyorum. Ha yok, sewer'larda işimiz vardı, gel. Pardon. Hatta buradan aradığımızı bulup sewer'ın diğer tarafından üst tarafa çıkabiliyoruz abi. Upper Cross. Değil mi o? Upper Cross'ı, evet. Ya ben öyle hatırlıyordum. Bakacağız ve bulacağız. Ha. Horvatizm şeyleri başladı burada. Elemanları, iskeletleri. Abi ölüyorsun. Ölmeyiz ya. Bir de burası bayağı büyük yani. Kanalizasyon, yani düşünsene kanalizasyon yapısı olan bir şehre geldik yani. Boyutunu merak eden arkadaşlar için özellikle hani. Ya işte şey düşün abi, pazardan başlıyor, daha doğrusu lower'dan, hani 3 kasaba gidiyor öyle bu büyüklükte bir şey. Bakın, Kuras pazar yukarı, yok. Kuras pazar yok, burası. Yok, geldiğimiz yere çıkıyor. Ben şu kıyıdan köşeden dönüp abi direkt şu aşağı kata inen yolu bulmaya çalışacağım. Ben dövüyorum ya. Arada 1-2 vuruyorum. Ne şey, fetişlerin cıcıklanmış halleri. Şurada galiba aradığım şey. Yok. Yes. Bu ne o? Ha, buranın genel hazinesini bulduk. Şimdi buranın bir de alt katını bulacağız. Ne o charm ne düştü abi? Nasıl aradan? Ya STR'se falan diyeceğim. Ha, Dex iyi olur. Ha, küçükmüş de zaten. Gerçi bu potionlar para ediyor ama bir yer açılsın. Dur bakayım, geriye bir charm düştü. Upper crust
Upper Crust. Ama bizim buranın alt katını bulmamız gerekiyor. O ortalarda da olabilir. Ortalarda olmuyordur ya. Öyle mi oluyordur? Hiç hatırlamıyorum bu arada. Yer kapa- yere inen kapak gibi miydi acaba? Bilmiyorum, ben şu an kenardan temizliyorum ama. Upper Crust. Tamam, Upper Crust'a girmeyeceğiz. Buranın ikinci katına inip kalemin şeyini bulacağız, yani yüreğini bulacağız. Bir de flail'ı vardı onun. O şeyden düşmüyor muydu? Flail, Travinkal'daki abilerden. Hı hı. En son parça işte. Biraz experience alak. Korkuyorsun değil mi Mephisto'ya böyle gitmeye? Vallahi abi döver ya beni. Hepimiz dövecek. O Travinkal dediğimiz yerde işte şey bunun. Hani meclisin olduğu yer falan böyle. Vallahi ne? Tam döndük. Ortalarda. Tam ay aşağıya dönmedik abi. Aşağı gitmedik. Bak aşağıda açmadığımız bir yer var, köşe. Aslında dert illet bir yer olduğu için. Neden? Nasıl ya? Bak. Hop. Neydi o? Hop. Bunun bir de vuruşlu olan daha yüksek zıplıyor ya. Yep. Aa, buldum. Anam, help. Help. Geliyorum. Help. I need somebody help. Kaldım burada. Hoplayarak gel abi. Ah, vallahi geldi. Hop dedi geldi. Şuradan bir mana ha. Geldi, üfürdü bana ya poison'la, lanetler. Ben şuna bir skill vereyim olmadı ya. Biri yokmuş bende, bir bu olsun. Bir babacım, bir. Hop, silver'lar 2. Haydi bakalım. Burası da silver 2 çok büyük değildi diye hatırlıyorum ben. Aa, boss var istersen burada ama. Ben aşağıda bir tane sewer'ların boss'unu cıklattım. Yukarıda yarasalar vardı. Ah, kalemin yüreğini de aldık. Onu bir keselim abi, belki bir şey düşer ya. Olur. Zaten buradan da upper'a gideceğiz. Hazır gelmişken. Geliyorum abi. Heh, orada. Ne uzun atladım ya. Allah, arkalara düştü ha. Bir şey düşer diye umut ediyorum ama düşmedi. Düşüyor da. Hayır, olsun. Şu yukarı dönelim abi. Upper'a çıkalım. Upper'dan da tam portal açıp base'e döneriz. Hey! Atladım mesafeyi, gördün mü? Hayır, ben gene buralardan. Yanlış yerler. Şey, aa, benim teleportum mı vardı. O da kaç kişilik? 4 kişilik. Ekim gelmişti abi. Ya gelsin. Tabi gelsin. 4 kişilik. Bir de ben düştüm oyundan. Ondan olabilir mi? Bilmiyorum ama 4 kişilik. Şeyi de 10 level'dı farkı da. Level fark 10'dan. Yani sen geride mi kaldın acaba Ekim? Hani onu bilerek de açmıştım yani, 4 değil 10 level. Standart 4 diyor ya hani. Trading kaldık, işimizi bitti. TP TV. Ama T büyük. T, heh, hepsi büyük. Geldi, Ice. Geldi. Abi sen de beni geriyorsun ya. Olmadı diyerek. Olmuş işte. Aha, aynen bir kadar. Zelotlar geldi. Bir kasabaya uğrayalım. Zelot şey demek ya abi, mürit.
Tam işte şey din köyü yani hani, burası. ama şey de çok komik. Zakaromite falan gibi isimleri var ya böyle bunların. Tam işte şey Zakarum müritleri ya bunlar. Değil mi? Mal freeze Ama o konuda rayı. müthiş bir düşünce var ya şeyde. Gerçekten Blizzard'da. Adamlar seviyorlar. Cıyır 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 cıyır. Hoş Yani geldin Ekin. düşünceliler abi. Yani bir şeyi düşünerek yapıyorlar onu. Aşkım. Beni ilgilendiren bir durum var mı? Bir şey bızıt bızıt yapıyor da. Bir baksana işten yazmıyorlar mı? Ben hiç bakmak istemiyorum şu an. Bu en son yaptığım boru vanası vardı ya, tutmuyor kardeşim. Abi şu an öyle büyük bir şeyin altına girdim ki sorumluluğun. Biraz da cızladım iş yerinde. İyi yaptın Biraz abi. bir şeyim oldu. Huzursuzluğum oldu. Ya ateşe versin. Ben öyle yapıyorum bazen şirkette şey diyorum. Aa bak bunu böyle yapmayacaksın söyleyin yakarım bu ofisi Yani diyorum. işte karşımızdaki adamlar çok güçlü olunca öyle şeyler yapamıyorum. Daha öyle. Boss'lar büyük diyorsun, kuvvetli diyorsun. Vallahi ya. Okey, ben hazırım. Ben bir gold'umu bırakayım da biraz birikmiş. Ölürüz mölürüz. Bir tane de tabuta kurşun sıkayım. Ben geçtim. Ekim de geçsin. Evet. Yolu buldum. Tam portal açsın abi o zaman ben de hızlı hızlı geleyim oğlum. Waypoint değil ama şey. Tamam sonra sen aç waypoint de orada içeride kolay bir yer zaten. Sen bir tam portal açarsın abi. Aa ya bu şey Mephisto indiğimizde şey açacağım. Hayır dur bunları Bu inmiyoruz nasıl artık neyin? ya. Jack Bunların Trading birinde alan. oluyordu ya. Hayır, council'dan düşük olması lazım. Hayır, waypoint bu adacıkların birinde oluyordu diye Ha, hatırlıyorum. evet, waypointler öyle. Ey mum müritler. Solunda waypoint yazmışsın. Nerede solda? Girdiğin yerin solda bir yerde geçtiğin bir yer olabilir. Çünkü geride. O burada değil. Siz bir yere mi girdiniz? Yok hayır ben geri döndüm. Şu waypoint'in olduğu yeri arıyorum. Acaba şu girmeden önce bir alanda bir yerde mi diye şöyle bir küçük bir tur attım. Ben diye Burada değil konuşuyordum mi? bari. Burada tamam ya, doğru hatırlıyorum ben. Oh, kalabalığa bak. Yettik abi yettik. Baksana müritlere ya bunlar kafayı yemişler. Valla bir sürü pot bitirdim. İyi experience kastık ama şurada. Bunlar güzel ya. Şimdi şeyden de güzel. Ben bu arada şeyde konseyde direkt level up'ım ve Blizzard'dı. Anlamadım Sarp. Manan ve canının parlayan noktaları var. Onların biraz aşağısına sol klik yapınca. Biraz aşağısı. Sol klik. Bu bana ne Waypoint bunu. kazandırdı? Gel abi.
Ekim üst level mı bize göre? Yo 30, ha, evet 10 level üst. Çizliyor muyuz? Ne Aynen yapıyor cır cır, aynen şu an çiziyoruz. İki tane Ama waypoint atlamışız. artık yapacak bir şey yok abi. Onları da Ya geri açtın dönüp mı sen abi? bulamayacağım. He? Açtın mı? Buradakini açtım. Hı, tamam. Welcome to the Conseil. Buradaydı mı? Ama 10 level, 10 level üst genç arkadaşlarımız kasmış. Gelip bize burada el ayak şey yapıyorlar. Ben öleceğim ha. İsmail'e bak nasıl vuruyor ya. Üf. En azından şey güzel oldu. Vakitli girip buraları temizliyor olmak iyi oldu. Geriye dönüp açmadığımız iki tane waypointimiz var. Onları da şey yaparız. Ben burada şey flail'ı şey yapmaya gidiyorum. Tağına gidiyoruz değil mi? Yes. Sen Ne açtın mı oradan bir şey? ben açtım aynen. Neden göremiyorum? Şeyin içinde çünkü binanın içinde. Allah. Neymiş bu? Angelic Mantle set item. Neyse. Kullanır mıyım Angelic'lere? Tahminen kullanmam. Vallahi ben de kendi şeyimi açtım ya. Şimdi bunu tamamlayacağız. Bu Çalış ara... çalış çalış. Heh, tamam. Ses odasına giremezsin şu anda. Giremezsin. Gire. Onu çünkü ayarlamak vesaire ıvır zıvır bir tık Evet. şu an sancılı bir süreç. Şu an şeydeyiz. Kamera sistemindeyiz çünkü. Hop aldım ben çekeceğimi. Kalemin yüreğini birleştirdik. Kalemin iradesi. Herkes kendi portalından girerse tabii. Ha sen aşağıda açmışsın abi. Ben yukarıda bak, binanın içinde açtım dedim ya. Sanki ben senin silüeti bir an, o artı silüeti bir an aşağıda gördüm gibi oldu. Şimdi parti kalabalıklaşınca. Kırdım ben kırdım mı şeyini. Ya burası çok fazla kanlı değil mi ya? Burada yani neler gelmiş kim bilir şeylerin başına. Bir şey diyeceğim. Bu aşağı doğru devam etmeden önce bir kısa bir çay tazeleme molası verelim mi? Olur. Şurada gel şunları da bir öldürelim. Seni de yalnız bırakmayayım burada. Fıt 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 Yok yok, şey, dışarı çıkalım. Kapının önünde bekleyelim. fıt. Olur, Şurası temiz o da ya. olur. Bu questleri bayağı tamamladık. Ben de bir kahve doldurayım. Aynen bir içecek, üçücük tazelemeciler. Hemen geliyorum. Eduş. Bir gelebilir misin? Emredin. Yok yok, Eda'yı seslendim abi. Ha, okey. Evet. Yayını emanet edeceğim de 2 dakika. Gelmesi lazım. Resurrected'da fena gözükür buralar. Valla Resurrected'da her şey fena görünüyor arkadaşlar ya. Oh, ne olur gelsin artık. Temizlemesin abi Necrogen etrafı şey. Experience lazım bize de. Kahve yok. Merhaba. 23 Nisan. Merhaba, iyi akşamlar. Umarım iyisinizdir. Kıpırdayabilir miyim Utku burada? Ama bu klavye çok... Oh my god, bir şey yaptı. Bir şey yapıyorum sürekli. Okay.
Ne çabuk geldi. Yok. Oh my god. Oh my god. You're gonna fucking die now. Oh. Ben oraya yanlışlıkla girdim. Ya Resurrector'ı oynadıktan sonra bu hiçbir şey ifade etmiyor bana ya. Gerçekten. Abi para. Dur Utku'ya para toplayayım şuradan. İnşallah umut ediyorum. Şeyi DPI çok yüksek Utku'nun şeyin. Masum çok zor. Dur. Emin misin? Seni bir kez daha sokayım buraya. Oh my god! Oh! Çok eğlenceli. Ay, geldim dostlar. Biz de iki dakika bir şeye değinelim mi? Buraya neden gelmiştik? Buranın hikayesini anlatmıştık geçmişteki. Şimdi biz Dark Wanderer'ı takip ediyoruz. Ancak bağlığı hatırlarsanız şeyde Act 2'de kaçırdık. Mario Sasun bağlığın sol stonunu Talraşa'nın göğsünden çıkardı. Bağlığı serbest bıraktı. Diablo ile Baal buraya geldi. Şimdi Diablo ve Baal bir portal açtılar Mephisto ile birlikte. Diablo'yu cehenneme gönderdiler. Oradan yönetmesi için Baal'ı da dünyalar taşına doğru gönderdiler. Mephisto da burayı tutuyor şu anda. Bizim amacımız Mephisto'yu öldürüp cehenneme geçip Diablo'yu durdurmak. Daha Baal'ın nerede olduğunu çünkü bilmiyoruz mevzuda. Baal'ın olayı daha sonra Barbar Krallığı yıkılmaya başlayınca ortaya çıkacak. Ya. Onun dışında da burada Mephisto'yu Sankekur formunda göreceğiz. Birazdan. Yani şey değil, Mephisto'nun hala orijinal formu bilinmiyor çünkü. Fıt fıt. Görürüz belki. Gene buralardan. Hazır mıyız? Eda abla ses odasına alınmadım. Abi dediğim gibi şu an Discord'da biz ses odasında değiliz. Özel aramada bir kameralı görüşme yapıyoruz. Orada formatı bozamadığımız için şu an. Ekranlar yerleri şaşmasın diye. Ekim. 3'teki orijinal formu değil mi? 3'te Mephisto yok. Şöyle hop, o ne be? Ha buyur abi. Yok. Yandım arada. 3'te Mephisto'yu görmüyoruz. Mephisto'nun soğulu Akara tarafında. Akara nereden çıktı ya? Ağzımı kırsalar inşallah. Edria tarafından önceden alınıp getiriliyor. Aa, buradaymış bu, görmedim. Edacığım yeter bebeğim. Yeter. Bir saniye arkadaşlar. Pıt pıt pıt. Şuna gelir. Pıt pıt. Heh. Şundan. Bir saniye. Eda'cığım. Bebeğim yeter. Tam yeter. Pıt. Sesi geliyor mu? Ben bir şey duymuyorum da. Elektrik süpürgesi çalıştırıyor da arkada. Aha. 3 4 oldu. Gelmiyorsa artık. Tamam, sıkıntı yok, devam edebilirsin. Yok evet öylesin. Abi Blizzard gelmiş. Yes. Tamam ya. Of Mephisto, be. Mephisto sen düşün artık bu saatten sonra. Tabii canım. Vallahi Mephisto'yu direkt cırklatacağız. Tertemiz. Hop. Buranın ismi mesela şey diye geçiyor. Drones of Hate diye geçiyor. Bunu, bu ismi sonradan alıyor tabi. Mephisto'dan şey feyz alınarak veriliyor. Normalde Zakorum Kilisesi burası. Bu arada cesetleri görüyorsunuz. Yani toplu bir kıyım yapılmış burada vakti zamanında.
Ben artık... Of, çok damage yiyorum ya. Burada sanırım abi o. Hı, aynen. Şey yapabiliriz zaten. Rahat rahat ilerleyebiliriz. Güzel ya. Tahminimizden çok daha hızlı geçtik burayı. İki bölgeyi atladık. Ama o komple geldi. Bir de abi, yani işte bak şey taktiği işte. İlk başladığın o Spider Forest'ta yani tek bir yönden gidip hemen şeyi bulup, ilk parçayı bulup ondan sonra sağ taraftan komple gidip hani biraz geri dönüp sağdan böyle fıt 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 devam ediyorsun. Süreyi çok hızlandırıyor. Eğer biz aradaki bütün boşlukları falan tek tek böyle açmaya kalksak bu bitmiyor abi. Burada bayağı böyle sistematik çalışmak zorundasın. Başka şansın yok yani. Burada elit grup var benim yanımda. Ha, gerçi benim bu Blizzard GG ya. Neden? Ya yani, yok yani katlediyor abi. Wow. Cold Enchanted, yavaş geliyorum oraya. Fear vermeye çalışıyorum ama. Ben buna hiçbir şey yapamıyorum ki. HP potum bitti. Ne yazışıyorsunuz, ben kaçırdım. Ben şey yazdım ya, yani önden gitmesin diye. Çünkü oyunun akışı etkileniyor. Bir de hani XP'leri çok ilerideyken almayacağız yani. Ya büyük ihtimalle bu Resurrected'da bu işte parti yazışma sistemleri, parti invite sistemleri falan inanılmaz güzel hale gelecek. Abi beta... o voice chat ya, voice yani. Bir de beta'da gelecekmiş şey, multiplayer olayı. Çok merak ediyorum ben gerçekten. Ya beta'yı zaten açık, uçuk, beta'yı bayağı uzun tutarlar ya bu arada. Benim öngörüm o yönde bir yani. Bir de şey gibi olur, WoW'un betası gibi olursa... İşte orijinal karakterlere aktarılabilir ya da betada custom karakterlerle devam edilebilir falan olursa. Onu kesin yaparlar bu arada ya. Yani yapmamaları kendi şeylerine olur. Zararlarına olur. Ekim Town'a mı gitti? Evet, Town'a gitti arada. Buranın böyle garip atmosferik şeyi ve arka tarafta böyle uuuu. Tam şey ya, ölüm. Tabii bir de o sessizlik var yani hanım, hani böyle gizemli bir sessizlik var abi. Burası değil miydi? Geldik Mephisto. Arkadaşlar hazır mısınız? Mephisto'ya geldik. Ha. Ama işte yanımızda 10 level farklı necromancer'ımız var, şansımız geri büyük. Geri dursun o, geri dursun. Biz keselim. Ama benim yine de pot almam lazım. Ay, manayı ben içtim mal gibi. Yanlışlıkla tıkladım. Sonra şey demesinler Ekim, yani yoksa bizi bilen biliyor da işte adam çağırdılar. Kestiler. Adam çağırdılar. Tek başına yapamadılar. Değil mi? Böyle arka tarafta hemen başlayacak. Ben bir pot alacağım yalnız. Ciddi pot ihtiyacım var. Bu kadar mana ne yapacaksan. Bir de tamir olayım. Ha, bu arada Lamessin Tom. Bir tane quest yapmadık bu. Upper Crust'taki zindanların altına girmek. Oraya atladık hızlıca. Yapalım. Travinkal'a gidip Travinkal'dan geri yürüyebiliriz abi. Upper Crust'ın şeyini açmıştık. Açmadık mı? Hayır, açmadık abi. Oh, lag. Yayını durdur diyor şey.
Komple yani bence global bir şimdi geldi yayın mesela. Abi çünkü OBS şey diyor, yayını durdur çekiyor hani. Geldi yayın şu an. Bir de yayın var. Hala live süresi devam ediyor işte. 2 saat diyor yani. Hani evet hiç bozmadı. Garip böyle komple bir ülkenin interneti kapandı açıldı galiba. Ha sende de mi oldu? Evet evet ben de koptum komple. Bayağı bildiğin arkadaşlar düz... şu bakanlarınıza şey sahip çıkın yani. Bir şey oluveriyor hemen yani. Bu nedir ya? Bu ne dolar ya? İnanılmaz. Ha ne istiyorsun sen? Şimdi bana ne veriyor? Alaksız bir teklife geliyor şu an. Aha. 3 saat. Bana ne alaksız? Oo. Abi yerim yok ya. İç iç portionları iç yut. Dur bekle. Yerim yok. Dur oğlum. Şöyle yer açayım biraz. Evet. Ha, ver şimdi gel. Part please. Part please. Part please. Gelmedi mi şey trade? Geldim gel. Yok ekime şey yapmıyorum. He. Mephisto'yu sona bırakalım abi o zaman geriye dönüp o görevi halledelim. Aynen aynen tam olarak onu yapacağız. Aşağıdaki şeye gidiyorum. Biz de portal açarım dungeon'ın kapısının önüne. Bu silahı henüz kullanamıyorum. Dexterity'den gol. Oha bu silah zaten çok büyük bana. Soketli de kafalık. Neymiş silah? Death. Bilmem ne. Bende yok. Portal açtım bu arada. Ay hangisi senin? Disguise Dragon. Ha bir de bir şey diyeceğim. Benim elemanı da bir canlandırmam lazım. Şu Lames'in Tom'u da bulalım da oradan da bir tane skill alacağız galiba ekstra. Ya da stat verecek fazladan. Hasin! Kalk bakalım Hasin. Tamlinkleri biliyordum da antidotlarda öyle bir şey çalıştığını bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Ne diyor? Uf sesleri bak burası çok güzel ya. Bu tapınak niye? Değilmiş. Tuna abi de niye gitti o zaman? Herkes de gitti ya. Hayır, hayır benim upload da bitmiş de. O sen tavsiye etmiştin upload alıyorum ben de. Hı. O bitmiş şimdi de onu mesajı gelmiş de yani ondan dolayı internet kopmaz herhalde. Şey yapar. Bağlantıyı anlık kapatıp açıp sana daha düşük hız verir. Ama o zaman sende niye gitti? Ben işte bu başka bir konu. Onu bilmiyorum. Ha bir de ben şey yaptım. Gerçi ha, bağlantıyı resetlerse sıkıntı da. Dikkat et abi aman. Bir tane reju attım kendime geldim. Tam burayı da temizlemiş olduk.
Ekim ben portal açtım diyor da gerek yok, temizliyoruz ya. Biraz experience ihtiyacını da karşılamış oluyoruz. Tabii tabii. Aceleye gerek yok. Heyecanlı tabii. Şimdi geldi bizde oynuyor, karakterini gösterecek burada değil mi? Bir de upper cross'ta biz yanlış yerlerde arıyoruz. Ha doğru. Ben de buldum olsun, bulduğum yerlere girdim ya. Boşver. Yok ben çok memnunum çünkü önde duracağım ya. En ufak experience kırıntısına ihtiyacım var. Zükzak işte burada bir tanesi. Hop. Geliyorum. Sarp dediğim gibi abi bak sen Repentless Tuna abi sağ olsun Gvan da şu sıralar bizi takipte duyuyorsa selam olsun. İşte hep birlikte falan takılırsak atıyorum bir Discord kanalı kurarız, bir şey yaparız. Orada bana bu taktikleri verirsin. Gerekirse yaparsın. Sabahtan yaparsınız abi bu Runeword'leri. Ben gelince akşam alırım hani. Nedir o? Şey diyor, sana bir Strength Runeword lazım diyor da. Yavrum burada elit grup var. Niye buraya salıp gittiniz? Salmadık, oraya hiç gelmedim ben daha. Geliyorum. İnsan demez mi burada? Tuna ne yapıyor tek başına bir başına? Manası yok, potion yok. Son potion'umu bastım valla. Valla bir fearladım orayı. Resurrected al- arkadaşlar Diablo'yu azıcık seviyorum diyen adam Resurrected almayı düşünmez. Alır. Hatta ben söylüyorum şu anda ben de biraz geç kaldım. Euro yükselmeden almak lazım. Çünkü şu an yaptığım şey siyaset değil. Kızmacı. Kızmacı yok. Hiç geriye gittiğini görmedik Euro'nun. Hep ileri. O yüzden tedbirimizi almak lazım önceden. Ne yazdı şey? Tuna abi köye gelince trade yapalım, sana zırh vereceğim Runeword'lu. Runeword'lu zırh. Adam besliyor bizi ya, inanılmaz. Heyecan. Şimdi bir saniye trade. Şunları bir alayım önce. Şeyi bir tamamlayalım da. Questleri en azından. Ha bu arada bak senin yayın time 8 dakikaya resetlendi. Allah Allah, OBS niye şey yaptı acaba? O da dert olacak şimdi. İndirip birleştirip öyle vereceksin. Evet. YouTube'a ulaşacaksın. Şöyle zıplaya zıplaya gidelim. Ho! Hey. Yahu niye yere atmıyorsun? Stealth yapmış. Abi upper cross waypoint'i buldum, portal açtım. Ne yaşasın. Yancımın benden daha güçlü olduğunu bilmem. Buldunuz mu bir tane daha tapınaktır? Arıyorum. Şeyi buldum henüz. İşte. Niye bizde normal kedi yok? Hala kemiriyor mu aşağıda böyle fıt 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 fıt? Yok, bir tanesi bu sefer yayın bilgisayarın üstünde. Ya sıcaktır abi, arka tarafta anırıyordur makine böyle. Yayın yapıyorum. Ay, ben fan siparişi vermedim aşkım da. Çalışıyor da düşük devirde çalışıyor. Buldum gelin diyor. Dur yerini gördüm. Vallahi bu zıplaması barbarın teleport gibi bir şeymiş ya. Aha! Aha! Aha Tuna abi teleport almış.
Fıçıt Ay bu ne? Cehenneme düştüm bir anda. İnanılmaz. Oyundan Tuna abi görüyor, ben görmüyorum da. Çok evleri değilim parti sistemine. Ben de beni çekiyorum sandım. Aha, çıplak ablalar. Çıplak ablalarım. Evet arkadaşlar, şu anda Upper Cross'ta Hot Tub yayını ama kanlı. Yani havuzun içinde kan var. Yapsınlar abi. Ben destekliyorum. Ya ay manyak ya. Benim de lafım yok ya. Bir tane şey vardı. Bu sarı mı? Gel abi, bulduk galiba. Burada bir tane daha var. Tamam. Ha, burası değil miymiş? İçinde gezdiğimiz yer değilmiş. Yok abi işte bu oradan çıkmadı, düşmedi. Neredesiniz? Daha sağdayız, iyice sağ gittik. Neyse, bir arkadaşım böyle sokak röportajında bir lafı vardı. Şu bayan şu şekil giyinir, bu bayan bu şekil giyinir. Kimse kimseye karışamaz diye. Kimse kimseye karışamaz mı? Yahu. Aşkım şunu alsana ne olur ya. Vallahi yayını terörize etti ya. Adam 2 dakikada bir şey yapıyor. Ay, ay yiyor. Yok, şimdi de şey, oyun bilgisayarının monitörünü devirmeye çalışıyor. Güzel abi. Tırmansın tepesine. Kurzunu birazdan kameraları da indirecek şey aşağıya. Yakalamaya çalışıyor. Lazer noktasıymış gibi. Ha, siz bulamadınız değil mi? Aranıyoruz hala. En azından burada elit grup buldum bir tane. O ne lan? Efer çok iyi konuşuyor mu? Güzel. Ya bir de bu Upper Cross'ın bir arada geçiş bölgesi olması lazım. Tamam, benim geldiğim yerlerde değil abi. Yukarıda değil. Tamam, aşağı taraftaki blokta o zaman. Sağ alttan geçiş abi. Hay hay ya. En azından. Hop. Yapmadın mı? Şey, uzun atlıyorum artık abi. Burası bazar kısmı abi. Burada da olabilir. Buradaki temple'lardan bir tanesinde çünkü. O ne lan? Öyle yere konur mu ya? Bastık gittik be. Vızır 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 vızır. Bunun içine atlayamıyorum lan. Hıh. Heh. Zaten adından belli oluyordu aslında da, bulduğuna göre. Aldık aldık. Tolk da Alkor çıktı. Helal de kırçım. Dıt dıt dıt. Maşallah, hangi portal hangisi acaba? Hı? Waypoint'a döneceğiz ya, artık traveling kalın. Bir tane, ha yok. Tabi gitti Hop, geldi. Artı 5 statlarımız da verdi. Çiçek. Ben alamadım. Quest konuş abi. Heh, vermesi aldım. Lazım. Vermiştir statı. O dexterity falan ihtiyacı olana göre verdi abi. Valla neye ihtiyacım var şu an bilmiyorum ki. Hayır, silahlarım vardı ya, kullanamadığım bir şey var diyordum. Onlara bak abi. Dext 35'e kadar.
yolu var. Evet, bayağı düşük kalmış Dextim 30'da. Hala da yetmiyor da. Gene de bir tamir yaptırayım ya. Tamir şart. Yanındaki eleman yaşıyor mu? Benim Yaşıyor hasiyin yaşıyor. yaşıyor, hasiyin yaşıyor benim. İşte biz ışık hızında zaten bitirmek niyetinde değiliz Ekim. Karakter kasmıyoruz şu anda, hikaye kasıyoruz. Sen gelmeden bayağı şey yaptım, bıdır bıdır konuştum ben yani. Upper Crust, Ruin Temple. Travinkal'a geçiş yapıyorum. Bakma sen, bugün Eda yoktu. Eda olsaydı şeyde olurdu biraz. Yani yavaş yavaş da kasmış olurduk. Armor. Okey, aşağı yukarı bütün armorları giyebilecek kadar strength'im olmuş artık. Nice. Yani %10 faster recovery. Of. YouTube için sen aynen, bu arada şey duyuyorsan bizi şey yapma. Mephisto kill'i alma. Mevzusu alma bize. Hani kimseye kendimizi kanıtlama ihtiyacımız yok ama. Zaten Diablo 2 Resurrected Duryal'ı Player 8'de kesmişiz de. Neyse Yani. canım yani. Ay ya. Peki abi diye. Hıhıhıhı. Yok yok. Sen vallahi bak şey yap. Sal bizim Mephisto'da. Sağ bizim son itapta var. Lan. Burada waypoint olacak, arayalım mı? Ben hemen bulayım onu. Yanlış hatırlamıyorsam tabii. Burada bir yerde olması lazım. Geldim. Waypoint. Açıyorum Tamport'un. Yok, gelirim ya. Tıngır mıngır. Ne bu, hızlı olur diye değil mi? Hemen gidip gelmen için. Özlemişim ya şu. Fıt 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 teleport teleport teleport. Evet ya, Mage'de o çok iyi oluyor. Zıbam zıbam zıbam. Tuzaklı waypoint kurdum bu arada. Açabildim mi? Açtım açtım. Ha, şey. Of. Tepe tepe gitti. Kendin mi gittin ha? Ne bebeğim? Geldik mi? Ne yaptı? Kesti mi? Hayır. Ben gitmiyorum abi. Ya ben burada bekliyorum. Gel gel Ekim, gel. Gel sal. Sonra devam ederiz. Sal bizi. Sen bir dur hele. Gel şuraya. Yaskılay burada da da. Ne böyle abi? Yani. Aha.
Burası da cehenneme geçiş kapısı. Bu videoda açılıyordu ya arkadaşlar. Belki şeyi... Evet, zırh. Aynen. Gerek yok dostum, sağ ol, eline sağlık. Vallahi gerek yok. O zaman kendimiz Gerçek. Yapmış olmayız. Yani bir de daha demek ki kasmamız anlamına gelir. Hani kasmamız gerek anlamına gelir. Hani Tabii ki. kasalım. Hani biz onu Hazır mısın? başarısızlıktan ziyade o şekilde yorumluyoruz. Bu slow'u o kadar güzel yiyor ki. Benim eleman yattarı oldu arada. Elektrikler vurmaya başladı bana ve potum bitiyor. Oh! Portal açacağım. Tık attı. Muhteşem. Dur bekle. Potumu alayım, öyle gidelim abi. Muhteşem. Ay, öyle bir şey oldu ki. Çok güzel bir stand nokta tuttum ben, tamam mı? Ya duydum. Okudum yazdıklarını. Dur, elemanları uyandıralım abi. Ben bir tane kişi atacağım ya, inanılmaz. Tanka mı geçsem acaba? Şilde mi geçsem? Ne düşünüyorsun? Ya curse atınca hasar vurmuyorsun da biz hasar daha fazla vurmuş oluyoruz. O bak, sen oyun içinden wisp atıyor. Wisp dedim, neyse işte, partiye chat'e yazıyor. Abi hazırsan. Ben gittim. Dalgayı da aldım. Dur, bir çantamı düzelteceğim. Bekle abi. Tam Geliyor. biz. Geldi. Blizzard geliyor. Abi ne çabuk doldu bunu canım. Yemin ediyorum yancı eleman, yemedim yedirdim ya sana. Abi vur. Ve Eh, bu. maşallah. Ve bu. Ve bu. Ve budur abi, al şunu. Şu sana düşmüş. Ne o? Ne düşmüş Kristal bana? Sword'u ben alayım. Smoke Safir sana giden. Maiden Spear yancıya atarız. Ama Warhammer. iter ol abi. Yani o yüzden Smoke Spear benim için daha kritikti burada. Half Freeze Duration. Pardon. Çok da işe yaramıyormuş. Cacık cacık şeyler düştü ya. Yani crossbow fena değilmiş. 4-8 demiş. Ay, dexterisi yetmiyor. Ne yapacağız senin bu dexterity'ni? Yancı da iteriye sorun olmaz. Aynen. Ay, ben arkalara gittim. Burada mage'ler var. Ben de aynı şey yapıyorum şu an tam olarak. Aa, öleceğim ama. Ölme ya. Kız, köydeyim. Hop, nasıl da buradayım. İyi de niye oradasın? Bir oradayım, bir buradayım da. Kimse benden Gördünüz. daha hızlı portal çekemez. Dur, geliyorum senin portala. Mefiston taşını aldım. Ha, burada. Na, burada. Gideceğiz, kıracağız şimdi. Kırabilirsek kırırız. The order welcomes you. Aa,
Alkor da böyle bize bir alkışır tuttursun. Abi kestik Mephisto'yu. Nasıl? Blizzard abi. Doğru zamanda açılan bir skill. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ben şey diyordum ya, hani bu akşam abi kesemeyiz ya. O Act 3 ya bu falan diyordum. Blizzard abi. Yani o arka tadı kol gitmemizin şey amacı bu aslında. Hiç Act 3'müş gibi davranmadık yani. Ha bir de ben çok hızlı gittik abi. Hani böyle pat yani her tarafı böyle açtık yardırdık yani. Ve tam şey yürek yemiş nefalem gibi gezdik ortalıkta. Abi hazırsan şeye geçelim. Ha geliyorum bir cehenneme. Ufak bir herkese ben seviyorum böyle bir konuşup repair sağa sola bir şeyler satıyorum ediyorum. Bir de bütün potionları ben emiyorum abi bu şey geçişlerini, akt geçişlerini. Ha vallahi ben yenilerini aldım. Hayır şey gittiğimiz yerde bir üstleri gelecek ya. O yüzden bütün potionları yani hiç şey ifade etmiyorum. Geçtim abi. Hop. Ama ölmeden de portala kadar yürüyüp geçmen lazım. Hop. Geldim. Ve Tyrael abimiz burada. Sinematik. Bunu izleyelim. Yes. Bunların şeyini çok merak ediyorum ya. Remastered halini. Bakalım yapacaklar mı yani? Yo yapılacak dedi ve üstüne bastıra bastıra toplamda 28 dakikalık sinematiği remastered yapacağız falan dedi. Bu işte Aiden, dostlar, Dark Wanderer, bu Talrasha aslında. İşte Baal olarak geçiyor. Yani bunların kendi vücut formları değil. Bu da Sankekur. İsimleri Mephisto. Bak Mephisto abiye başlattı operasyonu. Muhteşem. Burada da şey verdikleri büyülerin renginden şeyi anlayabiliyorsunuz aslında. Soulstone'ların renginin neden o şekilde olduğunu anlayabiliyorsunuz. Mesela Mephisto'nunki mavi, işte Diablo'nunki kırmızı, Baal'ınki sarı. Çünkü büyüsel güçleri de o şekilde. İşte biri yıkımın, biri nefretin, biri terörün şeyi simgesi yani rengi öyle söyleyeyim. Maşallah. Her şeyi getirdiler. Büyük bir zevkle izliyorum ya. Biz tabi burada bir de hikayeyi Marius'tan öğreniyoruz aslında. Normalde Marius o portaldan geçip Baal'ın Soulstone'unu kırması gerekiyordu. Ama korktu ve bir akıl hastanesine kapattırdı kendini. Bir de o yani taşta şey yapmıştır. Kendini saklayabileceği güvenli bir yer olarak. Ya sonuçta yani bilinci vesaire de içinde ya orada. Ah. Tabi Baal daha sonra gelir alırım diye. Şimdi Diablo'da kendi formunda evet şu anda Diablo'nun gerçek formu bu işte. Biz de tam zaten bu arada giriyoruz ya hikaye işte. Bunlar buradan geçiyorlar kapıdan. Pandemonium Fortress'tan cehennemin kapısıyla cennetin kapısı arasına kadar gidiyorlar. Biz de tam bu oraya gelip bunun sonrasında işte Mephisto'yu durduruyoruz işte. Yani o dönemin teknolojisiyle yapılmış gerçekten müthiş bir sinematik yani. Tabii abi sene 2000 ya. 21 20 yıl önce abi. 21 yıl önce Pandemonium yani. Pandemonium Fortress. Şimdi burada böyle kale gibi duruyor da Diablo 3'te çok güzel tasvir edilmiş. Pandemonium Fortress. Okay, zaten bu akt bayağı kısa bir akt olacak.
Sonra Act 5 bayağı uzun olacak zaten devam ettiğimizde. Bakalım. Şimdi bu itemları bir şey yapmak lazım. Good to see you again, hero. Tabii işte Tyrael ya. Böyle yavaş yavaş bize inancı artıyor. Gerçi Tyrael bir de korkuyor bizden. Gücümüzün çok fazla yükselmesini istemiyor. Uldisya'nın o günah savaşı sonunda neler yapabildiğini bildiği için Nephilim'ların böyle güçlerinin açığa çıksın falan istemiyor. O yüzden hep bir işte küçümseyici, aşağılayıcı bir tavrı var. Sen böyle ilerledikçe falan korkuyor ve etkileniyor yani. Hani good to see you mortal. İşte bilmem mesela. Hani şey hep sana şeyi hatırlatıyor. Bak kardeşim sen ölümlüsün. Anladın mı? Adamın sinirini bozma. Zaman fast recovery, enhanced defense. Item'lara falan bakıyorum da bir yandan. Okey. Güzel. Şey, nedir planınız Utku? Tamam, devam. Hepsi uygun bana. Valla bana da. Ya bu act kısa. Heh, of be, geldi. Yardımcılarımız nerede? Onu Tyrael canlandırıyor. Yardımcıları alalım, devam edelim istersen abi. Olur olur, benim için uygun abi. Gerçi benim yardımcılar burada, hazır. Çünkü 3 görev var, benim... Bir dakika bakayım, bir saniye kopya çekeyim, hiç şey yapmayayım. Izual'ı keseceğiz. İşte Hellforge'a gideceğiz. Bir de Diablo. Yani mekanlar büyük ama, küçük değil mekanlar yani. Benlik sıkıntı yok abi. O zaman let's go ya. Şeyimiz var, aid'imiz var yanımızda. Dayanamayan. Burası arkadaşlar sonsuz savaşın döndüğü savaş alanı. Diablo 3'te de bu alanı görüyoruz bu arada. Ben de böyle ufak ufak hikaye bilgilendirmeleri yapayım alttan. Tabii tabii, onlar önemli abi. Onları yapıştır, onları eksik etmeyelim hiç. Bu Pandemonium Fortress... o meşhur sinematik var ya işte, Tyrael kılıcı sallıyor falan, kırmızı bir taş var. O taşın korunması için yapılıyor. Normalde Worldstone'lar... Stone'lar dedim yalnız, bir tane Worldstone var. O Worldstone bu şeyin içinde duruyordu. Fortress'ın içinde duruyordu. Daha sonradan... Inarius ve Lilith çaldı, götürdüler, kurdular, Sanctuary kurdular. Ve melekler ve şeytanlar burayı uzunca yıllar boyunca şey olarak kullandılar, savaş meydanı olarak. Gerçekten şey var ya zaten Diablo 3'ün başındaki, hakikaten o animasyon serilerinde böyle yukarıdan ışık caygıdı caygıdı böyle şeyler. Melek abiler uçarak iniyor aşağıya. Aynen abi. Tam orası. Desolate topraklar yani benim. Bu arada evet, bir ünlem YouTube yapabilirseniz arkadaşlar, gerçekten kendimle çok övünüyorum falan. Of. Böyle. Müthiş anlattığımı düşünüyorum. Nasıl da megaloman bir herifim. Güzel bir Diablo lore serisi var orada. Oradan da takip edebilirsiniz detayları için. Böyle ara bazı detayları da verdim çünkü orada. Abi zaten bütün keyfi orada çıkıyor yani. O ince detayları şey yapmaya başladığında, incelemeye başladığında. Tahminen şurada merdiven var abi. Bu izual burada değildir çünkü. Plains of Despair'dir o. Bir sonraki şey de oluyor. Ha, aynen buradan aşağıdan. Valla dayanamadık. Resmen Diablo'ya doğru da koşuyoruz ha. Ya Eda'cım boş yapmasınlar ya. Zaten hassas olduğum bir nokta. Biraz da sinirliyim o konuda. Kim yazıyorsa onları. Oluyor ya. Ya şey 23 Nisan ya Cuma günü abi. İşte güya cuma, cumartesi, pazar 3 gün tam kapanma var. Muhabbetleri söz konusu. Öyle bir şey yok. Ben bayağı çalışma iznim var. Cuma günü gideceğim işe. Yani o ayrı.
Abi 3 günlük tam kapanma diye bir şey olmaz ki abi. Ya kapatırsın ya açarsın yani. Bu kadar basit. Ha bir de işte zaten pandemi başladığından beri ben hiç kapanmadım ki. Hiç görmedim yani öyle bir şey. İşte pandemi önlemleri alıyoruz ama sen çalışıyorsun kanka. Özel sektör çok güzel, gelsenize. Özel sektör, has sektör ya. Evet. Garip, garip. Bizim de işte bir yandan işte Borcu Elin bayağı işleri var. Böyle şey, derin Kickstarter bilgisi, işte Ölüm Vadisi dediğimiz bloktayız şu an. Yani evet, kampanyaların abi. En ya yavaşladığı. CS'nin yaptığı şeyi ben de yapmak istiyorum ama. Neyi? Video serisi mi? Yok, o online versiyonu var ya abi. Ha, o şey var. Tabletop simülatörünüz varsa alıp oynayabilirsiniz onu. Ne simülatör? Tabletop simülatör. Onları bir araştır. Diye bir oyun var. Onun içerisinde kutu oyunlarını simüle ediyorsun. Oraya bizim şeylerimizden, inanan müritlerimizden bir tanesi öyle bir mod yazdı. Şimdi şeye de geçeceğiz. Official bir mod olarak da yayınlayacağız. Hani en azından şeyle, ücretiyle. Sonra eski modları kaldıracağız onun. Bu yeni paketler falan vesaire. Ben bir mod arkadaşlarımdan bir tanesinden rica edeyim ben. Sağolsunlar, benim modlar güzel çalışıyor ya. Şu an bir Overwatch hikayesi yazılıyor. Bir yandan StarCraft hikayesi yazılıyor. Oh be, bu ne? Ey İzual, neredesin? Heh, burada. Nerede? Damınıza konmaya geldim. O ne be? Hoppa, yattı. Hop yapmayı ben yattı geçiyorum. Necromancer'ımız yeteneklerini gösteriyor bize. Bu ara Izual'ın da bilgisini verelim. Arkadaşlar, Izual normalde bir melek. Zaten birçok kişi biliyordur aslında Izual'ın hikayesini de. Tyrael'ın generallerinden biri değil miydi? Tyrael'ın teğmeni direkt, yani böyle evet, sağ kolu aynen. Gibi bir şey. Sonsuz savaşta esir düşüyor. İşte kimisi şey diyor. Yani iradesi yenik düştü diyor. Kimisi de kendi iradesiyle cehennem saflarına geçiyor diyor. Bu arada yayının, yani ilk bölümlerin başında söylemiştim belki de, spoiler falan var bu konuda. Hani bu sonsuz savaşın sonu biliniyor. Tyrael diye bir karakter var Yüksek Melek Meclisi'nde. Belki duymuşsunuzdur. Yani kaderi görebiliyor net olarak. O şeyi söylüyor. Ne olduğunu hani bu savaşın sonunda. Izual da ondan haberdar diye bir takım söylentiler var. O da mı görmüş arada? Evet. Göz kopyacık. Ben bu arada şunu boşuna aldım. Bir dakika, neyse, buraya kadar gelmişken satsaydım keşke. Üstüm başımı boşaltayım. WhatsApp'tan attım. İkinci maçı da ne o? Meteciğim, bu gazla size bazı görevler versem. Söver misiniz bana? Ay, Amazon onluymuş ya. Görev mi? Neymiş? Amazon onluymuş. Tatsız. Attım bile. Hmm.
manayı karşıdan alıyorduk değil mi? Camela. Aynen. Manalar orada. Manacı ablamız orada. Ben deminden bir gamble'a bastığım için diyorum niye çıkartmıyor bu şeyleri? Potion'ları bana. Delirdim. Niye trade atıyor? Sana yere. Eyvallah. 4 strength için. Bu arada şey Tuna abi. Bir tane et attım yere. Oh. Şıp diye düşüyor ya böyle. Şıp. Ha. Nerede olur ünümüz var. Güzel stat da verdi kardeşler. Tamam ben ufaktan. Şimdi izual olayı tamam. Hellforge'u bulacağız. Aynen hop. 5 tane de skill'im var arka tarafta dağıtmadım. Bunları da bir ara dağıtacağım. Ben direkt şu an şeye gidiyorum. Balta Master'sine gidiyorum. Aha bir tane daha et düştü. Artık baltacı mı oldum? Yani bu elimdeki steel'i de kullanabileyim ya. Geçiş burada. Şimdi burası City of Damned. City of Damned'de Hellforge. Burada mıydı River of Flame'in başına mıydı? River of Flame'de abi. Tamam, waypoint burada. Nerede? Burada. Buradadır. Geçelim mi? Nereye geçiyoruz? Elite grup var. Flame. Ne olur ne olmaz. Bunlardan düşeceği belli olmaz. Hiçbir şey. Hayır, o zaman geçelim abi. Tam olarak hiçbir şey. Evet ya. Yani, düşer diye bir umuttur insanı yaşatan dedik. To the river of flame. Benim yancı sol terör estiriyor ya. Hop cehenneme indik valla. Her geçmiş olsun. Şöyle River of Flame hakkında da size kısa bilgi vereyim dostlar. Dinleyen dostlara. River of Flame de şimdi cehennem 7 bölümden oluşuyor. Her iblis lordunun kendi şeyi var. Nasıl söyleyeyim? Komut ettiği bölge var. İşte Realm of Terror, işte Diablo'nun şeyi, Realm of Hatred, Mephisto'nunki, işte Realm of Destruction, Baal'ınki. Hani böyle zaten hani yıkımın lordu, işte şeyin nefretin lordu falan filandan geliyor direkt isimler zaten. İşte Belial'ınki, yalanlarınki, şu su bu su falan aklınıza ne geliyorsa. Bu River of Flame de bu bölgeleri birbirinden ayıran işte lavdan oluşmuş, alevden oluşmuş nehir. Antidotum yok mu? Vallahi yok. Fena zehir yedim orada ya. River of Flame'in böyle bir özelliği ve önemi var. Yani şu anda cehennemin aslında kalbindeyiz. Burası bayağı sıcak bir yer arkadaşlar. Ve gelmek istemeyeceğiniz bir yer. İlk defa böyle burada bir şey de görüyoruz. Hani aslında tam olarak cehennemi tam Diablo 1'de de görmüştük ama antidotum var mıydı? Aa var. Ay ben çok abi çok SGK'lıyım. Kso pardon. Açtım zehirliyken içmedim sonra içtim. Velhasıl daha sonra Diablo 3'te görmedik cehennem bu kadar derinlemesine. Yani o Diablo 2 Resurrected'da buranın böyle yüksek kalite görselini göreceğiz. Evet.
Bir tane kemer mi satın alsam ya? Sen kaç katlı kemerde takılıyorsun? Üçlük. Ben de üçlü takılıyorum. Burada yüksekliği değil mi? 4 ya da 5 mi geliyordu burada? 4 oluyor zaten maksimum. Ha burada mı geliyordu o şeyde mi? 5'te mi geliyordu? Burada burada. Potom bitmek. Düşenlerden yerim ya. Şu aşağıdan gidelim istiyorsan önce. Çünkü şey burada ayrı bir yerde olması lazım. Evet, buradan yol hem aynı zamanda şeye çıkıyor. Chaos Sanctuary'ye. Heh, aynen. Bir de Hellforge'a çıkıyor ayrı. Oh be, ulan ne demişedik. Hellforge böyle bir yer değil mi diye. Ha, tip olarak benzer. Bu ara pot düşerse salın da. Ne kadar ne lazım abi? Ne pot düşüyorsun? Hepe. Attım buraya 3 tane. Çıpşıp. Güzel güzel. Düşer düşer ben de şey yapmam da şey Tun abi master looter olduğu için. Ama yani sonuçta işime yaramayan şeyi de satıp sana ihanet etmiyorum ya. Yok canım ben hani şey demiyorum. Yok bu kılıcı Utku kullanmamalı yoksa çok kuvvetli bir barbar olur. Hayır pot hani sana da lazım oluyor ya o yüzden dedim. Ha, potionlar ayrıca yani. Öf. Bundan sonra biraz vitality gitmem gerekecek sanırım. İyi dayak yiyorum. Ah geldik. Bu Hephaisto da şey mitolojiden alıntıdır ismi. Kimin yanında? Diablo'nun şey Mephiston Solstone'un. Benim. Şu an hareket edemiyorum da. Şey nerede? Aldık mı çekici? Ha ekim kırdı. Aynen. Oh. 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 Evet ben biraz toplamışım. Oh bir de böyle arada manalar yüzünden çantadaki şeyler yüzünden böyle ping 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 aldırmamak için sektiriyor bana. Oo. Ah be ulan bu kadar kötü olamaz ya. Ne o? Şey Warstaff geldi 3 soketli ama Eternal. Ya ne yapayım buna ya, şu soketli Eternal'a. Çok çok tatsız, çok tatsız. Buradan devam edelim de ben 2 dakika bir... Rune var. Rune bende. Onları veriyorum, şey Tuna abi biriktiriyor. Rüncümüz Tuna abi. Rüncü başı. Ben gemleri genelde satıyorum. De bunlar güzelmiş. Büyük gemler. Bunun perfect ve flawless'ları sakla abi. Öyle yapacağım. Bir şeye bakacağım ya bu Jamella'dan. Trade. Weapons.
fıt fıt fıt. Güzel bir şey var mı böyle bir? İşte zaten level'dan gol yiyeceğiz tahmin orada. What do you need? Şey, neredesin abi? Ha, buradasın. Ya bu, buradayım, buradayım. Geliyorum şimdi bir saniye. Yok yok, yanına geldim. Şunları bir sana vereyim yine. Bak abi, burada bir tane Pike var. 19 to 95 damage. Bunun yanımızdaki elemanlara şeyleri vermek lazım. Bu arada item bakıp. Hasin, kalk bakalım. Baksana 9'a 15 damage veriyor. Şu an vereceğim item 57-180 damage veriyor abi. Ya bu nedir? O nasıl bir... Ha, almışsın onu zaten. Evet evet, yani şu an benim yanımdaki eleman böyle. Dokunduğunu indirecek aşağıya. Böyle yapacak. Hadi geçmiş olsun. 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 Eyvallah eyvallah eyvallah. Şey ne var? 16-63'lük var. Alayım mı sana ondan? Aldım. Aha, neredesin? İratra seti. Aa, kemer geldi. Takabilir miyim? 5 minimum damage. 26 defense veriyor. Teşekkür ederim. Aa, bu da 3 şeymiş. Şu birinizin işine yarar mı? Katan, bunlar artık geçti abi, katanın olayı. Abi rünleri alsana. Sana bırakmıştım. Ben kemeri taktım vallahi abi, benim kötüydü. Buradan şunları alalım. Güzel. Of. Şimdi Eisenhardt ve Katan'ın bu dalgaları direkt satacağım. Artık burada yani ürünler içinde yer kalmadı be abicim. Eisenhardt'ın ben... chest'i var bende bu arada. Sende neyi var? Chest'i ya. Bakalı. İki tane düşmüş. İnanılmaz. Ya bu Katan ve Eisenhardt zaten çok bir işe yaramıyor ya. Şu gemleri de satıyorum. Gerçekten hiçbir şeye yaramayacaklar. Bak, sana yere pike attım, aldın mı onu? Almadım, görmedim. Elemanına tak diye. Yok, kemer, attığın kemeri kullanıyorum zaten Ekim, eyvallah. Nerede abi şey, pike? Jamella'nın yanında. Bunu adama mı vereceğiz? Evet, bak damage'a bak ama aşağıda önce verirken O'ya basıp. Yuh. Çok iyi değil mi? Satıyorum sarıyı. Abi yani şu an yanımızda işte bunu yapmadığımız için demin biraz da dayak yiyorduk aslında. İşte bu Flayer Dungeon'da bizi o yüzden bayağı şey yaptılar. Tokat manyağı yaptılar arada bizi orada. Ben ufaktan yürümeye başladım abi. Tamam, ben geliyorum. Bir ufak şu gem işini, gemleri satıyorum da hepsini. Gerçi hiçbir işime yaramıyorlar çünkü. Ama güzel para ediyorlar. Aha, waypoint de buldum. Tamam, tam portal oraya geleyim direkt abi. Aynen öyle abi. Hop. Ha, Hadriel'i bulduk. Ben biraz Hadriel'le sohbet edeyim. Ya sen bir Hadriel'e selam çık abi. Böyle bir de ki, ya böyle işte melekler ne yapacağız bu insanlar falan. Bu senin yanındaki elemanın damage'i kaç oldu şimdi? 153. 54'ü 153. Çok iyi değil mi? Abi arttı yani. Tamam yani. Bu arada Hadriel'de bize şu anda Diablo'nun şeyine geçiyorsunuz, alemini. Açmak için de 5 tane seal'ı kırmanız lazım falan diyor. Geldim. Yes. Huh.
Artık yaratıklar da böyle undead'di ya da humanoid şeyler kalmadı, direkt demonlar gelmeye başladı. Tabii tabii, artık o isimler bitti artık, şeydeyiz. Cehennemin merkezi. Valla uzun atlama şampiyonuyum ya. Ya sen böyle hey dedin gittin değil mi? Hmm. Hoppa, nereye gittin be? Hmm, buldum. Çok komik ya. Oy dedi gitti. Aha, Ekim düştü. Zaten şimdi şey isteyecektik Ekim'den, müsaade isteyecektik, Diablo'ya da geldik. Aynen. Zaten Diablo bizi kıyma edecek abi, o yüzden. Ay, alt tarafı pulladım. Oo, curse yedim. Hop hop hop. Mana mı demdiler? Ya böyle bir dert vardı. Abi bizim elemanlar var ya, inanılmaz ya. Diablo'yu bunlar öldürecek ha, ben sana söyleyeyim. Hı? Ben Diablo'yu şeyde tutacağım abi. Cold Stunlock gene böyle. Baksana abi. Elektriği ilk yiyen yatar. Abo, iyi hatırlattın ha. Tabii, cızırdı ilk yiyen yatar. Abi direkt kafama curse yiyorum ya. Selamünaleyküm curse. Hoppa, öldüm. Kaçamadım lan. Yok ya. Oh, benim eleman da Elyattar oldu arada. O da çok dayanamadı. Portal açıyorum. Aç. Ben de yardımcımı alayım. Statsız ya. Tabii ne pot mod, hiçbir şey kalmadı yemse. Abi diyoruz bir, şey... bir de bizim elemanlar Diablo keseceğiz diyoruz ama biraz zor olacak o iş galiba. Cesedimi alamadım. Alırsın. Yo, yerde görünmüyor. O da onların altındadır abi, onları bir... Yo, alt yap. Aman be. Yettim. Hayır dur, portal değilmiş. Boss mu var arada? Gel abi. Cepteki potlardan içiyordum bir dakika. Şey çantın şey yap, organize et de. Şu an sıfır pottayım da. Ice so relax diyor hala ya. Öte. İki silahı açtım ben oradaki. Fıt 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 hemen gittim.
Dedim gelin. Dedim gelin bu sihirli açın. Zopa. Ha, açtın mı onları abi? Ha, soldakileri açtım. Hey kim? Dedim ya zaten sen az önce düştün geldin, duydun mu bizi bilmiyorum. Şey Diablo'da da bir müsaade isteyeceğiz senden. Daha sonra farmdayken anca farmda, beraber kanca farmda beraber. Oltu gelir. Ben bir fear atayım da onlara. Rahat ölsünler. Nasıl bir slow yiyorum arkadaş yahu. Ay 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 ay, aman hayır. Hayır. Ben fear'ımı şu an yemiyorlar abi. Hayır mana. Ne mana, ne potion, ne bir şey. Hadi riski arttırayım biraz. Sen de seal'ları açıyorsun abi, daha sonra boss'ları gelince. Hadi verdik tadını çıkartalım. Bakıyorum ben de diyorum nereden geldi bunlar. Atak rating falan gözük istiyor musun, o tarz bir şey? Kaç? 95 benim elimde 86 var. Ya şu ben abi, bu minimum damage'i falan atsam mı ya? Ne diyorsun abi? At onları ya, şu küçük charm'ları falan salla gitsin. Yok yok, bir tane yüzük var, 1-1-1 stat veriyor. Hayır sal, hiç boşver. Ne, attın mı yüzüğü? Ha, attım buraya. Sentinel bir şey. Evet, onu alayım ben ya. Nerede? Alamadım. Ha yok, direkt aldım. Güya görevden geldi sarp o yüzük, yani böyle güzel bir yüzük falan, yani bana öyle hediye edildi falan yani. Bu yüzük işte Thousand Truth of the Seeker falan filan böyle. Törenle falan verildi yani böyle. Ya dedi Ormus dedi, bu yüzüğü dedi bana gelinim almıştı dedi. İşte ilk şey savaşında. Ne onun adı? No! Oh! Hadi geçmiş olsun. Bak gene aynı şeyi yaptın değil mi abi? Hayır şöyle. Sizi açacaktım tam size arkamdan gelirken, böyle yakalanacaktınız ona. Ama benim buradaki şeylerde biraz kudret çıktı. Portal açabilir misin abi? Abi dur, şu an ben de kaçmaya çalışıyorum. Kaçamayacaksın. Kaçamayacaksın. Kaçmamalısın. Açtım portal. Son anda level... Aha! Dur, geliyor abimiz. Evet. Geliyor abimiz. Çantayı bir zaten. Kaç kere öleceğim acaba? Bilmiyorum da zıplaya zıplaya kaçtım, çok utanç vericiydi. Aa, gelmiyor musun, ben kavga gireceğim. Abi dur, geliyorum, potum yok, bir şeyim yok. Yani ben burada yürek yemiş şey olarak. Şu potları bir doldurayım çantaya da. Ya ama yani. Abi geliyoruz, dur, ölme. Dur, adamı kaldırıyorum. Ne oldu abi? Yani eventi başlatıyor olması şey, anladın mı hani? Ben saldım abi. Direkt böyle bıraktım orada. Ha, ben de öldüm valla. Lightning yiyen ölür dedik. Şu an benim cesedin etrafında. Koşalı abi cesedini.
Aha. Abi. Düştün. Ha tamam, sizde sıkıntı yok değil mi? Bizde yok, bizde sıkıntı yok, biz devam ediyoruz. Ha Diablo. Dan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 
Niye bana congratulations hero diye salak salak bir şey söyledi? Şeyi patlattığım için mi? Ha şey, Hellforge'daki şeyi patlattığımız Hmm. için. Bir an dedim ne oluyor? Potion'ları alıyorum da çantaya. Abi şey, invite. Şunu da içiyorum, manayla işim yok ya. Geldi mi? Heh. Gir abi benim portalım. Tamam. Tamam aşkım. Haklısın bebeğim. Hayır! Aynı çizgi üzerine laps diye ikimizi birden kaptı. Birbirimizin portallarını kullanalım abi. Diablo çekilir misin cesedimin üstünden? Buradan ne anlıyoruz? Aynı uçağa iki tane patron binmezmiş abi. Doge Master. Vurma, vurma, ağzını kırarım senin. O elleri kaldır, o elini indir bir kere. Abi sen onu öyle tuta dur. Ben 2 dakika bir potion alayım geleyim. Çünkü kurudum. Çantam da varmış. Param da bitti. Geliyorum. Eh be, ikinci yatmazsın be arka arkaya. Neredesin? Gel buraya. Arka arkaya 2 kere lightning'ini attı da ayıp yani. Hop 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 hop. Huu. Diablo. İçinde bulunduğun durumu terk et. Burn baby burn. Hop hop hop. Ah be yavrum, sol sayede ölmezsin ya. Vurdun abi. Kurudu be. Vallahi güzelim Diablo kurudu. Oh. Ekster alabilir miyim? Neyleri? Eksteri. Yahu yapma şunu. Oğlum. Tüm bütün paramız, ruhumuz kurudu gitti be. Ver şu eksleri. I can't care anymore mu? Allah. Ha gene aynı ex geldi ya. Şimdi one hand'daki ex geldi. Bakayım. Dexte etmiyor da yani çok da iyi değil. Şimdi Deckard abi diyor ki içinde böyle bir güç olduğunu biliyordum falan diyor ya. İnanılmaz.
Orada ölüm çemberinden geçmişiz. Ne sandın Dakırt dede? Eisenhower çıkıyor hala ya. İnanamıyorum yani. Siz yeşilleri aldınız gittiniz. Sarıları bana bıraktınız değil mi? Aa bu sarı ve iki soketli mi? Evet. Ona mı Rimworld olmuyor sarıların üzerine işte. Ha, Sat gitsin o zaman. Cahiliye devri. Oh güzel. Vallahi Mephisto diye geldik. Bir de üzerine Diablo'yu aldık ha. Congratulations hero. Biz de biliyoruz ya. Biz de biliyoruz bu işi. Terror's End. Harika iş yapar başın. Ya neticede çizlemedik, sıkıntı yok. Bizim oradaki şeyimiz hani keselim hikayede. O şekilde yürüyelim de. Zaten ben şimdi büyük ihtimalle biraz nasıl söyleyeyim? Bir sıfırlarım gibi geliyor, bilmiyorum şeyi. Skill'leri çok dağınık gittim. Yani düzgün vurmuyorum. Onu bir rework ederiz abi. Düzgün vurmuyorum. Şey bağlı problem yaratabilir ya. Oh. Hızlandırılmış Diablo turuyla. Güzel ama güzel abi. Tertemiz altından kalktık işte yani. Ama ya Blizzard'ın açılması abi. Yani hani Blizzard açılmasaydı bunu böyle yapamayabilirdik bu arada. İşte 30'da büyük ihtimalle 30'da geliyor değil mi Frozen Orb? Evet. Blizzard içine Frozen Orb. Blizzard içine Frozen Orb. Blizzard içine Frozen Orb. Vızır vızır vızır. Bombastik vızır. Olacak yani senin şeyler. Car 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 car. Sonra Cold Risk geldiği zaman ben böyle yapacağım. Hadi abi eyvallah. Görüşürüz diyeceğim böyle arkada. Seni tanımak çok iyiydi falan deyip böyle. Ekim hadi sen bilirsin şimdi. Cold'da nelere veriyoruz? Skill'leri. Ne oğlum büyük harflerle yazma, bağırma şuraya. Gençsiniz, ateşisiniz. Skill'lerinizi gösterip kemiklerinizi ortalıkta yaymak istiyorsunuz. Biz de biliyoruz. Ama daha adam portaldan gelmemiş. Diablo ateş saçıyor böyle ortalıkta. Şimdi Tyrael da söyledi bize dostlar. Biz evet Diablo'yla Mephisto'yu kestik ama İşte Dark Abyss denilen yere gönderdik. Oradan geri doğacak bunlar. Kesin. Zaten Diablo... Tremble before me. Oo. Tremble before me diye vardı. Oo. Tremble before me. Tehlikeli. Tehlikeli işler. Şimdi Ararat Dağı'na gideceğiz. Gel. Gel terörist. Gel. Selam ver. Diablo'yu kestik. Sen de beni mi keseceksin? Aslında Diablo bu ya. Bakın arkadaşlar. Bu da bir Diablo. Tipe bak, muhteşem ya. Bak. Psycho ya. Aha. Of of, nasıl hemen dişler nasıl kaşınıyor ya, inanılmaz. Evet. Evet. Başardık. Diablo'yu kesmiş olmanın verdiği haklı gururla. Kaçalım mı abi? Saatte 12 yaptık. Tabii tabii artık şey yaparız. Ekim hala trade atıyor. Abi atsana yere. Yere at yere. Aynen. Vallahi hem Mephisto'yu hallettik hem şeyi hallettik. Neymiş o? Baba nasıl kaptı yerden? Nasıl kaptı yerden bir anda? Sona mı denk geldin? Vallahi YouTube var. Bu arada şey mi yapsam acaba? Bu ikinci parti, yani internet gitti geldi ya abi. İkinci partide ek 4 diye mi versem? Olur öyle, istediğin gibi ver abi. Hepsi olur. Aa bağlantı gitmiş de bırak. Ne oldu diye böyle bir laps diye. Yok ben güzelce onları bir birleştireyim. Birleştir abi. Bu böyle koyarsın çünkü... şey Mephisto ile Mephisto Diablo kardeşleri böyle karşı karşıya koyarsın. Çiçek gibi açtık ikisini de çünkü. Bir de yayının hakkını vereyim yani. O gerçekten bir yayında iki boss gitti yani. Tabii. Biz Duriel'i bir yayında indirdik diye kendimiz de övünürken. Ama yani 5. akt zaten çok kısaydı. Hani
5. aktım, 4. akt çok kısa zaten. O yüzden yapacak bir şey yok ona. Ama şimdi öbür tarafa geçerken sinematiğe öbür videoya sakla istiyorsan bir sonraki yayına. Onda sinematikle gireriz. Hmm, tamam. Yani şimdi Portal'dan geçme. Evet, Portal'dan geçme. Sinematiği öbürünün başında böyle gireriz. O zaman baştan kalıyorum. Geçip sinematikle öyle geçeriz orada. Tamamdır öyleyse. O zaman okay, süper. Ekrana vallahi dönüyoruz. Teşekkür ediyorum. Abi valla senin eline sağlık. Güzel güzel geldik, kestik. Bir şey işte ya. Böyle ne o? Blizzard abi. Adı üstüne abi. Oyunu yapan oyunun oyun yapan firmanın adıyla kestim Diablo'yu. Çok iyi, çok iyi ya. Evet ya. Müsaadenizle evet dostlar, biz kaçıyoruz. Aynen. Teşekkür arkadaşlar izlediğiniz için. Öyle bekliyoruz yorumlarınızı. Ekte. Artık bir sonraki yayın demiyorum. Bir sonraki ekte. Çünkü artık ek baya baya paket program halinde ilerliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın.